Tamamdır. Şöyle ben ekranı da verdiğim. Şunları da yapayım abi. Aynen. Ya bu kariyer danışmanı olarak çok fazla hesap var. Biz bununla ilgili de biraz şey yaptık hani. Bazıları hatta sanırım yasa dışı mı oluyormuş? İşte yani yapılması yasak mıymış bilmem ne. Onunla ilgili bilgi verebilir misin? Yani gençler her kariyer danışmanıyım diyene atlamamalılar. İşte dikkat etmeliler. Burada neye dikkat edilmeli? Ya kariyer danışmanlığı konusunda bununla ilgili bir giriş yaparsan sevinirim. Evet abi. Onu da şey yapayım. Yani abi şimdi koyu danışman olsun, rehber öğretmen olsun, sosyoloji mezunu olsun, ne bileyim Türkçe öğretmen olsun. Yani alandan aslında eğitim alanından olsun ya da olmasın. Herkes böyle koçluk yapıyor biliyorsun. Koçluk eğitimleri falan alıyorlar. Yani şimdi bu özellikle YKS döneminde de birçok aday sınava giriyor. 2 milyondan fazla aday var. Ya tercih yapıyorlar. Dolayısıyla burada bir şey var. Yani ekmek kapısı var. Dolayısıyla herkes bunu yapabilir aslında. Yasal bir düzenlemesi yok. Yani sen koçluk yapamazsın. Çünkü alan razı, veren razı. Yani burada öğrencilere düşen, yani adaylara düşen görev, yani yardım aldıkları kişinin yani kim olduğunu, neler yaptığını aslında bilmesi. O daha önemli. Çünkü yanlış yönlendirmeyle en azından bir yılları gidebilir. Dolayısıyla yani kimden yardım aldıklarını iyi araştırmaları lazım. Herkes bir şeyler söylüyor. Benim bile kafam karışıyor açıkçası. Yani biz bile bazen Düzelttim yakın sesini. arkadaşlar. Heh, Seste bir çok sorun güzel. azdı. Senin az gidiyordu yayın. Onu düzelttim. Bir şeyde Heh, değişiklik yok. evet. Tamam. Yani çok yakın arkadaşlarımızla bile konuşuyoruz yani böyle hani biz bile bazen kararsızlığa düşebiliyoruz. Çok yanlış bilgiler olabiliyor. Bugün de işte o bilgileri düzeltmeye çalışırız inşallah elimizden geldiğince. Yani bunun yasal bir şeyi yok abi. Yani herkes yapabilir. Bunun bir şeyi yok. Hani ruhsatı falan yok. Tamamdır. Yani bu normalde yasa dışı değil. Birçok insan da bu açığı değerlendiriyor benim anladığım kadarıyla. O yüzden herkesi de Yasadık. dinlememek lazım. Bence PDR Tabii. Tabii. uzmanları burada dinlenmesi gerekiyor. Mesela senin alanın Tabii. PDR. Ondan dolayı Tabii. Tabii. yıllardır bu işin içindesin ve verilerle konuşuyorsun. Bu çok güzel bir şey. Tabii araştırıyoruz işte. Veri analizi paylaşan hocalarımız da var. Onları da takip ediyoruz. Biz de yapıyoruz kendimiz. Yani bir de bir sürü öğrenci bize danıştığı için az çok kendi verimiz de oluşuyor kendi içimizde. Hani bu sene eğilimler nereye gidiyor? Nasıl olur diye yorum yapıyoruz. Yani nihayetinde aslında bizim yaptığımız tercih danışmanlığı en son. Yani şu aşamada birkaç haftalık şeyde. Yani daha uzun vadeli aslında kariyer planlama, kariyer danışmanlığı daha bence önemli bir yer kaplıyor öğrenci hayatında. Ve bitmiyor. Yani bu tercih yaptık, tamam üniversiteye yerleşti öğrenci. Ondan sonrası da var. İşte mezun olduktan sonrası da var. Yani işini beğenmeyebilir, üniversitesini beğenmeyebilir, bölümünü beğenmeyebilir. Hayat devam ediyor ve aslında ölene kadar da bu kariyer dediğimiz şey devam ediyor. Ama maalesef aileler, öğrencilerin bazıları bunu bir son gibi değerlendiriyor. İşte o yüzden çok kasıyorlar bence. Evet çok önemli üniversite tercihleri ama esnek olmalarında fayda var yani. Sonuçta yatay geçişler var. Başka alternatifler yaratabilirler. Bugün de inşallah onları konuşabiliriz yani. Tamamdır. Şimdi Eren bizimle birlikte. Kendisinin bir zaten yaş olarak da bizden küçük yani kardeşim sayılır. Kendisinin sanırım bir sorusu olacak. Eren senle başlayalım. Geleceğe dair kafandaki o şeyleri de biraz dökebilirsin Samet'e. Samet iyi bir yönlendirme Evet. şeyidir. Mesela biz yönlendirme İnşallah. yapmayacağız birazdan. Aşağıdaki odalara indiğimizde atıyorum ben bana ya da diğer arkadaşlarıma şunu sormayayım. Şu mu şu mu demeyin. Onu Samet'e sorun. İşte puanım şu nereye yazayım gibi soruları. Öncelikle Samet'e sorun. Bu biraz genel olacak. Bir saate yakın burada götürürüz. Sonra aşağı dağılacağız zaten bir saatte. Orada takılırız. Buyur Samet. Evet. Şey Ben de Eren. bir bilgisayardan da bakayım bir yandan. Ürünü aldım. Selamlar öncelikle. Merhabalar. Ben şu an sayısal öğrencisiyim. Hedefim İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü. Ama Evet. sayısal hiç seven birisi değilim. Sayısal dersleri de yapamıyorum. Yani genelde işte coğrafyadır, tarihtir, Türkçedir falan yapıyorum. Ama işte jeoloji istediğim için mecburi olarak sayısaldan devam ediyorum. Hazırlandın. Evet. Şu an daha girmedim işte. Bir senem kaldı işte. Şu an 12'ye geçtim. Ha, sen daha 12'ye geçtin. Evet. Evet. Ya şimdi jeolojiyi gerçekten çok istiyorum ama sayısal gerçekten sevmiyorum yani. Sence ne tavsiye edersin? Yani hocam şimdi yani kariyer planlarken ya da gittiğimiz yerde sevgi önemli, ilgi önemli ama bunun yanında
bir şeyi yapabilmek de önemli. Şuradan örnek vereyim. Şimdi herkes görüyorsun bir talep olduğu için bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi alanlara yöneliyor. Ben eminim ki birçok kişi şunu zannediyor. Diplomayı alayım, iş bulurum. Yani yapabileceğini ya da yeteneğini çok iyi değerlendirmiyor. Gerçekçi olarak değerlendirmiyor bana göre. Dolayısıyla sen bu alanda yetenekli olmadığını hissediyorsan sevgin seni belli bir yere kadar götürür. Dolayısıyla yapamadığını gördüğün her anda o sayısal derslerde fizik olacak mesela jeolojinin temelinde fizik var, matematik var. Dolayısıyla bunları yapamadığını gördüğün her anda soğuyacaksın. Yani bunu geliştirme anlamında motivasyonun azalacak diye düşünüyorum. Ben öğrencilerde de bunu görüyorum. Çünkü hocam insan psikolojisinde şu vardır. İnsan yapabildiği şeyi daha çok yapmak ister. Yani emek vermek ister. Yaptığını gördükçe de daha çok yapmak ister. Yani acı çekmek de bazen insanı geliştirir. Ama senin gibi hocam hiç sevmiyorum. Ben matematiği ya da işte sayısalı hiç daha önce sevmediğim için geçtim. Ama jeoloji için geçtim diyorsan dediğin gibi sen bir yere kadar acı çekebilirsin. Ya da şöyle bir şey yapabilirsin. Sayısal derslerini ders alırsın. Belki de senin algın yanlıştır. Sevebilirsin de yani o matematiği, fiziği yapabileceğine olan inancını geliştirmen gerekiyor belki de. Kurs alabilirsin. Yani özel ders alırsın. Bu alanda yetkinliğini geliştirirsin. Yapabileceğine olan inancın bu Ve sayede az artmış önce olur. Samet hocam araya giriyorum. Az önce bir yan dal, Tabii. çift ana dal ya da bunlardan bahsetmiştin. Tabii. Daha Evet. yani senin ilgi duyabileceğin, seveceğin bir bölüm olur. Oradan bir yan dal yapabilir. Bu geldi benim aklıma. Tabii. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'ne gittin. Orada imkan dahilinde başka fakültelerin başka bölümlerinden de ders alabilirsin, mezun olabilirsin. Ama dediğim gibi temel düzeyde bazı şeyleri bilmediğinde mühendislik üzerinde konuşuyoruz. Yani ilerlemen çok zor. Burak burada mühendis, o daha iyi bilir. Özel bölümlerde bir şekilde belki İTKK ilerlersin ama hani özellikle böyle şey bölümlerde, sayısal bölümlerde bunun daha da yıpratıcı olacağını düşünüyorum ben. Ama tabii yani gittiğinde ne olur bilmiyoruz. Belki de şu an senin zihinsel gelişimin 11. sınıf, 12'de belki daha iyi anlayacaksın konuları, kavramları. Belki üniversiteye gittiğinde çok daha iyi kavrayacaksın. Dolayısıyla yapabileceğine olan inancın da artacak. Bilemiyoruz yani. Ama şu anki verilere göre hareket edersen hani ya yeteneklerini geliştireceksin ya da jeoloji yerine daha yapabileceğin bir alana yöneleceksin ya da jeoloji neden istediğini bunu düşüneceksin. Jeoloji niye istiyorsun? Ben genelde bireysel danışmalarımda onu soruyorum. Yani ne yapacaksın jeoloji okuyup? Amacın ne? Ha, tam az Yani önceki konu. Mesela yazılım niye okumak istiyorsun? Ya gideyim ben iş evet. garantili meslek bulayım diyorsun ya da para kazanayım. Evet. Bunun için niye Evet. 4, yani senin önceliğin paraysa niye 4 yıl kaybediyorsun? Gidip bir mesela kebapçı da açsan Avrupa'da çok güzel para kazanırsın. Aynen. Eğer amacın paraysa Aynen. model Aynen. olabilirsin, Çok. sanatçı olabilirsin, ne bileyim bir şey alıp satabilirsin. Yani paraysa amacın niye 4 yıl bir yerde bir şey okumak istiyorsun? Ben hep bunu soruyorum. Evet. Ya Aslında mesela buyur Eren. ben jeolog olamasam da diyelim gelecekte olamadım, kazanamadım ya işte başka bir şey oldu olamadım. Yine bu konuda kendimi geliştirip bağımsız bir şekilde bu konuda kendimi geliştirmeye yani o kadar seviyorum. Çünkü Çünkü dışarı sen çıktığım Celal zaman Şengör'ü yani bir... seviyorsun. O seni etkiledi ve Ay idol ya olarak Celal görüyorsun, Şengör'de değil mi? Ha, bu olabilir bu şöyle arada. oldu. Ben zaten doğa bilimlerine çok ilgiliydim. Celal Şengör'ün burada yapmış olduğu jeoloji diye bir şeyin olduğunu bana göstermesiydi. Yani Ne ondan güzel. ya ben zaten Celal Şengör olmasa da doğa bilimleriyle alakalı şey almak isterdim. Jeoloji Şöyle, tabii ki ondan bak yönelik. ben sana bir örnek vereyim Kem'den. Benim de matematiğim iyi değildir. Biyoloji ve fiziğim iyidir. Kimyam da kötüdür. Ve ben bu kötü matematiğimle gerçekten iyi değil. Mühendis oldum. Yani evet, bir yerde Evet. köprüyü geçene kadar matematik kullanman gerekiyor. Mesela Bahçeşehir'de değil mi? Yani şu hatırlamıyorsam Samet hocam. İlk sene bütün Hı. mühendislikler aynı okuyor. Fizik, kimya, biyoloji, Evet. matematik alıyor temel düzeyde. Sonra Evet. bölümlere Bazı ayrılıyorsun. evet. Bir görüyor öğrenci. Bazı Koç da bunu yapıyor mesela. İşte Sabancı. Bazı üniversiteler yapıyor. Esneklik sağlıyor öğrenciye. Böyle bir şey de Yani olabilir. Eren benim de matematiğim iyi değil ama çalışınca, zorlayınca da geçtim yani dersleri. Yüksek matematik, diferansiyel onları verdim. Bu Ya arada diğer aslında arkadaşlara da söz vereceğim. Eren sen burada dur bir dakika. Hemen bir soruları alayım tamam. diğer arkadaşlarına sana vereceğim. Çünkü onlar direkt sınava girmiş olabilirler. İlk Tamam MREE tamam. geldi galiba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Buyur akşamlar. hocam. Seni tanıyalım. Sorunu alalım Samet hocamıza.
Özel bir alanda bir şey varsa da mesela kimyadır, fiziktir söylersin. Aşağıda o alandan olan gönüllü ekibimiz var. Ekibimizdeki insanlar birebir cevap verebilir. Tamam mı? Aynen. Evet. Şimdi ben bu sene sınava girdim YKS 23'e. Normalde ilk başta sene başında sağlık düşünüyordum. Ama daha sonrasında yani pek istediğim gibi bir sıralama yapamadım ama araştırma sonucunda böyle mühendislikler de kafama yatmaya başlamıştı. Abi hatta Twitter'dan sana soru sormuştum Burak abi. Hani elektrik elektronik mühendisi mezunusun sen de. Hani ben okusam nasıl olur diye düşünmüştüm. İşte o yüzden bir araştırmaya girdim. Bölümü beğendim fakat hani sıralamam 150 bin. Yani çok iyi bir sıralama değil. Gaziantep Üniversitesi'nde düşünüyorum hani orada okursam kendimi geliştirebilir miyim? Yani öğrenmeye açığım şu an. Ama hani nasıl olur? Gaziantep'i bir şey tam ucundan kaçırdım. İsterdim orada okumak. Çünkü eski ODTÜ'dür orası. İngilizce eğitim veriliyor. Ben o yüzden istiyordum bu arada. Daha iyi daha kötü diye değil. Orasıyla şey kaçtı ucu ucuna. ODTÜ'yü Kıbrıs kaçırmıştım. Gaziantep Üniversitesi iyi bir eğitim veriyor. Elektrik elektronik bazında. Bunu söyleyebilirim. Bu sorunun cevabı bu. Evet yani araştırdım. Bölümün zor olduğunu da söylüyorlar ayrıca. Hani geçme notunun 70 olduğunu şey yaptılar söylediler. Hani ne kadar doğru bilmiyorum ama. Yani hocalar da zorluyormuş. İngilizce olmasından da kaynaklı olabilir belki %100. Şuna tam inanma, ama bir bölüm İngilizce ise Samet hocam sen de beni teyit et ya da yanlışsam yanlış de. Dinliyorum abi bakıyorum. İngilizce bölüm zor demek midir abi? Bak bu güzel bir nokta. Yani bir bölüm İngilizce ise korkmalı mıyız? Zor mu demektir? Abi şöyle yani bunu hep soruyorlar öğrenciler sosyal bilimlerde ya da bu işte mühendisliklerde İngilizce okumak, Türkçe okumak farklı mı? Yani şöyle bir kere İngilizceyi çok iyi biliyorsan sıkıntı olmuyor. Normal seviyede yaparsan zaten geliştirirsin ama benim görüşüm bu tabii ki. Abi mesela ben şu an PDR'yi Türkçe okudum. Sonradan Türk İngilizce psikoloji kavramlarını öğrenmem zor oluyor. Ama bu bölümü okurken mühendislik üzerinde söyleyeyim. Elektrik elektronik bazında öğrendiğim bütün kavramlar İngilizce bilinçaltına işliyor. Yani daha sonra kalıcılığı daha çok oluyor bence. Aynısı daha sonra İngilizce mi geliyorum? Hatta bak Cedet de ODTÜ'de psikoloji İngilizce okudu. Güzel bir kıyaslama olabilir. Evet. Mesela ben de bunu diyecektim. Evet. Sözel bölümlerde biraz İngilizcen iyi değilse patlayabilirsin ama sayısal bölümde mesela Eskişehir'deki yani. Anadolu sanırım İngilizceydi. Ben sorularını falan evet. gördüm. Aşırı basitti ama sadece İngilizce. Lojik. Ben Türkçe lojik diyorum. Adam o da lojik diyor aslında. L-O-G-I-C diye yazıyor. Bizde L-O-J-I-K. Evet. Yani mühendislikte zaten 3-5 kavramdan İngilizce ya. Zorlanmıyorsun. Aynı. Matematik var. Çözüm yapıyorsun. Ama şey bölümlerinde evet. dediğin gibi fark edebilir. Mesela Cedet bu konuda bir bilgi verebilirsin. Mesela psikoloji okumak istesek İngilizce daha zordur diyebilir miyiz? Senin açından nasıldı? Kavramları yani, daha iyi öğrenirsin. Selamlar bu arada herkese. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Çok iyi. Heh, tamam. Selam Samet hocam. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. tercihlerden beri değil mi her sene? Şey diyeyim ben bu soruyla ilgili çok zaman almayayım. Yani ben mesela bunu fırsat olarak görmüştüm. Çünkü hazırlığı bayağı iyiydi ODTÜ'nün. Yani bir nevi bedava İngilizce kursu gibi. Bir sene rahatsınız zaten. Ders kaygısı yok. ÖSS'de çok yorulmuştum. Ve ben o hazırlığı hakikaten bir dinlenme zamanı gibi düşünüp İngilizcemi çok iyi hale getirdiğimi düşünüyorum. Çok iyi değildi işte upper intermediate falan bir yere getirip sonra bölüme başlamıştım. Yurt dışına falan da gitme planlarım olduğu için bana çok iyi gelmişti. Zaten mesela psikoloji gibi bir alanın kavramları, birçok bilim alanının kavramı öyle ama ne yazık ki İngilizce zaten. Yani orijinallerini öğreniyorsunuz. Şöyle bir fark oluyor. Bir kavramın literatürde bir tane adı oluyor İngilizce'de ama Türkçe'de birden fazla oluyor. Yani karıştırma imkanınız oluyor insanlara anlatırken böyle bir sıkıntı olabiliyor. O yüzden İngilizce öğrenmek güzeldi. Yalnız şunu hatırlıyorum. Biz 3. sınıfa doğru imza falan toplayıp bölüm başkanına şey demiştik. Ya bize bir ders açın. Çok hafta yani çok küçük saati olan seçmeli bir ders olabilir ama bu kavramların Türkçelerini bize öğretin demiştik. Çünkü zorlanıyoruz diye. Fakat ben alana başladıktan sonra özellikle terapide falan da zorlandığımı düşünmüyorum. Yani çünkü çok bilimsel terimler, ikisinde de kullandığınız gündelik terimler oluyor. Ve zaman içinde yani bir ay gibi bir sürede falan alışıp devam ediyorsunuz. Ama şöyle bir şey getiriyor. İngilizce ile ilgili sorununuz kalmamış oluyor İngilizce bölüm okuduğunuzda. Yani zorlamayla öyle veya böyle bir şekilde onu halletmiş oluyorsunuz. Bittiğinde dünyanın her yerinde mesleğinizi yapabilecek hale geliyorsunuz. O güzel bir şey bence. Ben o yüzden
tavsiye ederim. Zorluk kolaylıkta işte hazırlıkta ne kadar emek sarf edip ne kadar bir seviyeye geleceğinizle alakalı aslında. Bir sorum daha olacaktı da benim. Şimdi normal şartlarda İngilizceyi yani iyi yapabildiğimi düşünüyorum. Kendimi de geliştirmek isterim bu konuda. Ama şöyle bir algı var mesela hani ülkemizde. İlk 10 üniversiteden mezun olmadıkça, tabii mühendislik bazında söylüyorum bunu. İTÜ'dür, ODTÜ'dür, hani Yıldız Teknik, bu tarz üniversitelerden mezun olmadıkça hani çok iyi bir iş bulamayacağımızı söylüyorlar. Bu konuda hani görüşlerinizi öğrenebilir miyim ben? Çok çünkü Samet, buna yapamadım. sen cevap ver abi. Ben... Elinde bir sürü veri var. Bir sürü öğrenci Evet. potansiyeli ve profili var. Evet. Doğru mu? Evet. Ya abi şimdi o iyi üniversite dediğimiz işte ilk 10 işte saydığı üniversiteleri ya orada bir ağ geliştiriyorsun. O ağ aslında seni iş sahibi yapıyor. Yani dedikleri aslında bu. Hani o temas etmek istedikleri o. Diploma ile alakalı değil yani benim anladığım. Ama gayet de onların mesela o üniversiteden altında olan sıralamayla alan üniversitelerden mezun olan birçok öğrenci de gerçekten iyi yerlere geliyor. İşte burada üniversite sizi orta seviyeden alıp çok iyi seviyeye çıkartabiliyor. İTÜ, ODTÜ gibi yerler. Ama normal işte sıralaması daha düşük olan yerlerde de işte ortadan sen üst seviyeye çıkamayabilirsin belki de. Ama böyle örnekler de görüyoruz. Yani çocuk çok düşük sıralamayla orta seviye ya da düşük sıralamayla bir mühendisliğe gidip ya da başka bir bölüme gidip çok iyi yerlere de gelebiliyor. Ben biraz öğrencinin imkanlarına dayandırıyorum bunu. Yani İTÜ'ye gitme imkanın varsa tabii ki oraya gidersin. Ama olmadı, sıralaman yetmedi. Gidebileceğin optimum en iyi üniversiteyi seçeceksin yani. Yakınlık olarak, kişisel imkanlar olarak, işte uluslararasılaşma imkanları olarak, işte ek diploma veriyor mu? İşte bu tarz kriterlere bakarak bence gidebileceği en iyi üniversiteye gidip zaten çocuk bence öğrenci bilinçli bir şekilde gidiyorsa az çok ilgisi varsa orada zaten kendini stajlarla, sosyal kulüplerle, okuyacağı kitaplarla, izleyeceği filmlerle, işte temas edeceği insanlarla çok daha iyi seviyeye çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bir de şey yapabilir Yani bu hocam. dünya, Mesela ben ODTÜ'ye dünyanın gidemedi bunu değil. Boğaziçi'ne ama gittiği yerden oraya geçiş de yapabilir diye düşünüyorum. Yatay geçiş diyeyim. Geçiş de Evet. yapabilir. Yatay geçiş şöyle, onu da kısaca anlatayım. Yapan. Tabii çok kısa anlatayım. Ama böyle çok aralarında fark olan üniversiteler arasında özellikle şeyle yatay geçiş çok zor. Yani bu ortalama dediğimiz yatay geçiş var. Yani örnek veriyorum sen tamamen atıyorum şu an sıralaması düşük bir yer olsun. Mesela Kars'a gittin abi. Oradan ODTÜ'ye ortalamayla geçemezsin. Sana izin vermezler. Yani mümkün olmayabilir o. Çok birbirine yakın sıralama olarak da YOK Atlas var ya bizim elimizde. YOK Atlas'ı açtığımız zaman çocukların gördüğü o üniversitelerin yakınlığıyla ilgili aslında biraz. Çünkü çoğu üniversite ortalama ile birlikte şeyi dikkate alıyor. YKS yerleştirme puanını dikkate alıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani misal örnek veriyorum. Benim şimdi önümde şey var. Gazi Üniversitesi elektronik 23.000'de, Marmara 26.000'de. Yani aslında Marmara'ya giden bir öğrenci biraz çalışarak Gazi'ye geçebilir. Onu demeye çalışıyorum. Ama böyle çok gerilerden 114.000'de mesela İzmir Demokrasi Üniversitesi'ndeki bir öğrenci yine aynı şekilde Gazi'ye geçmek istediğinde zorlanabilir. Arada çok fark var çünkü. Burada bir Bir ekleme de Mert. yapabilir miyim Samet'in? Tabii. Abi çok katılıyorum dediklerine bu şeyle ilgili. Yani ilk onda olmayan üniversiteler olan üniversitelerle ilgili. O algı çok doğru. Ben zamanında seçerken böyle meslek hayatında işte bir kariyerde yüksek bir iş alan yani işe alım kararlarını veren birileriyle görüşmüştüm. Ya onlar bana Evet. şey demişti yani. Ya ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ falan dışında böyle adı bilinen hani bunlar gerçekten iyi olmak zorunda değil. Adı öyle ya. Çünkü Evet. bazı bölümleri o kadar iyi değil. Her bölümü o kadar iyi değil. Onlar dışında aslında o isim etkisini yani ünlülük etkisini yaratmıyor bizim için demişti. Daha farklı şeylere bakıyoruz. Aynı şekilde bu Evet. üniversiteden mezun ama sadece bölümünü okudun. Hiçbir ekstra bir şey yapmadın. Masaya bir şey getirmiyorsun. O zaman Evet. zaten illa bu okuldasın diye değil. Ben orada şunu ekleyeyim sadece sana. Bu okulları aslında iyi yapan şey okulların kültürü. Yani yıllar Aynen. içinde birikmiş olan okul kültürü. Yani ODTÜ'nün adetleri var. İşte İTÜ'nün adetleri var. Kendine ait gelenekleri var. Boğaziçi'nin gelenekleri var vesaire. Ya da işte sırf biz tabii mühendislik diyoruz ama tıpta mesela işte Cerrahpaşa'nın adetleri var. Bir birikmiş bir orada bir şey var. Gusto var. Şimdi
Bir bu bence yapıyor. İkincisi de oradaki insanların kalitesi. Şimdi sadece öğretmenler değil, senin arkadaşların da, çevren dedin ya. Senin arkadaşların da, ben ODTÜ zamanımı ikiye bölersem yarısından falan fazlasını ben eğitim olarak öğrendiğim şeyler olarak arkadaşlarımdan öğrendim. Kantinde öğrendim yani, cidden. Ve farklı bölümlerden arkadaşlarımdan öğrendim. Ve bir gusto katıyor sana. Bu böyle sadece bir bilgi de değil ya, bir görgü katıyor. Ha şunu diyeceğim ama, siz böyle bir üniversiteye girmediniz. Okey. Bu çevreyi kendiniz de yaratabilirsiniz. Yani şey mi diyor? Ben ODTÜ'lüyüm, sen X üniversitesi, ben sana arkadaş olmam mı diyor? Bu çevrelere girebilirsiniz. Kulüplere dışarıdan katılabilirsiniz. Buradaki en güzel örnek işte Oppenheimer filmi yakında var. Bir de aklımızda canlı diye söylüyorum. Mesela Oppenheimer kendi etrafına öyle bir dehalar grubu toplamış ki, adamın her yaşında çevresindeki insanlar Nobel ödüllü. Ya almış ya alacak. Hepsi dahi yani. Hepsi genius etrafındakileri. O yüzden adam bu kadar şeyleri, aslında bu kadar büyük bir fizikçi. Hani atom bombası dışında. Bence o çok önemli. Hani Einstein'a da bakıyorsunuz, çevresi. Hani bir çevreyle oluyor bu. O yüzden böyle insanları çevrenize toplamaya çalışın. Üniversiteden bağımsız olarak diyeceğim ben. Sadece iş bulup bulmama gibi de bakabilirsiniz. Cevdet, Ama o şey olarak da kesinlikle. bakabilirsiniz. Dahilerle etrafınızı iyi insanlarla çevirmeye çalışın. Valla seni araya girdim. Çok doğru bir yere parmak bastı. Mesela Erciyes'te bu kültür yok. Yani Erciyes Üniversitesi'nde hakikaten çok iyi hocalar var. Çoğu da ODTÜ'den gelmiş. 2000'ler, 3000'lerle girmiş hocalar. Profesör sayısı çok fazla. Ama öğrenci potansiyeli ve profil açısından bence hala aynıdır. Bildiğin abi, çıkışta işte okey atan öğrenciler. Kalite düşük. Ondan sonracıma bir birliktelik proje yapalım falan yok. ODTÜ'ye de gittim ben. Yarışmalara falan gidiyordum. ODTÜ'de gördüğüm fark buydu. Oradaki öğrencilerden birini al abi. Her an bir startup çıkartabilirsin. Çünkü o potansiyel var ve o ambiyans oluşmuş. O kültür oluşmuş, tamam mı? E ben ne yaptım Erciyes'te? Cedit'in dediği gibi durmadım abi. Sözlük Erciyes diye bir site açtım. O aralar meşhurdu İTÜ Sözlük, Ekşi Sözlük. Biz Türkiye'de ilk 5 sözlükten biriydik abi. Entry sıralaması, konu başlıkları, depremlerde yardımlar, sosyal şeyler, huzurevi ziyaretleri. Her hafta bir buluşma. Kayseri sıkıcı mıydı? Evet. Sosyallik yok muydu? Evet. E ben bir adım attım. Ve bana dediler biz İTÜ Sözlük. Hocam dedim ki niye İTÜ Sözlük? Orası İstanbul Teknik Üniversitesi Sözlük. Erciyes'te düşünen insanlar yok mu? Fikir üretenler. Ve Sözlük'te çok kaliteli entry'ler vardı abi. 3 yıl boyunca insanlar düşünce böyle think tank gibi bir yer olmuştu Sözlük. Sadece geyik de yoktu yani. O yüzden bir üniversitenin kültürü sana bir şey katar. Ama sen de olmayan bir yere bir kültür getirebilirsin. Hala bizi bilirler Erciyes'te. Adımızı anarlar. Bu çok önemli, Evet, çok yani doğru bir nokta. bulamıyorum vardır, elbet vardır yani, Sen bir şey Erciyes'te yap. de genel profil odur ama bunu yapabilecek vardır orada, yoksa internetten bulabilirsin. Mesela işte bak, Gelecek Bilim'de gibi ya da diğer bilim platformları, ya da platform olmasın, içerik üretmesin ama işte topluluklar, bunlar çok güzel yerlerdir. Bu tarz seçeceğiniz, çevrenizde toplamak istediğiniz yer. Çünkü böyle insanlar seni yukarı çıkarıyor. Şimdi sosyal baskı diyoruz ya, sigaraya başlama, Samet falan çok iyi bilir okullardan. İşte maddeye başlama, kötü alışkanlıklara başlama, sigaraya başlama. Sosyal çok etki vardır. Bir baskı hisseder çünkü çocuk. Aynısını mesela orada da hissediyorsun. Yani ODTÜ'de veya işte bir başka bir yerde şey olduğunda, hani böyle geyik yapmaya yaparsın ama böyle bu tarz şeyleri yapmamaya geldiğinde bunun baskısını hissedip, içinde olmasa bile, ya dur ben de şunlara uyayım diye bu şeylerle ilgilenmeye, girmeye başlıyorsun. Yani illa içinden de gelmek zorunda değil. Bir şeydir, sana yeni bir şey katar. Yani düşünsene mesela abi, sen oradan, işte ben oradan, Çağrı mesela orada okuyormuş. Biyolojide okurken evrim ağacı ortaya çıkıyor falan yani. Hani her tarafta bir şey oluşabiliyor. Çevrenize böyle insanlar toplayabilirsiniz. Sadece üniversite değil, demeye çalıştığım şey o. Dışarıdan da toplayabilirsiniz. Mesela bak, burası çok güzel bir ortam. O Şimdi dönemde de geldim. hocam.com vardı Bayağı okuyan. güzel. Çağrı da oradaymış mesela. Onu biliyorlar oradan da. Evet. Bak sosyal bir oluşumdu hocam.com üniversitelerin. Evet. Sonra kapandı sanırım. Maestro senin sorun alalım dostum. Kusura bakma beklettik. Buyurun. Derken düştüm. Ha maestro. Esenlikler. Sesin çok kötü geliyor Sesinde dostum. herhangi bir sorun Var var mı? var var var. Biraz yükselt. Bir de mikrofonun varsa değiştirebilir misin? Normal telefondan herhalde. Tamam, bir ayarlık geliyorum abi. Ya da yakınlaşıp, ha, olabilir. Bekleriz biz, dert değil. Eren sorunu bitir istersen Maestro mikrofon ayarlayana kadar. Seni aşağı alalım. Sorusu olan Rasim seni yukarı çekiyorum. Kanka şey diyecektim. Benim şimdi matematik, evet, falan. Burada ana şey, benim sorunum şu. Şimdi benim 12. sınıfa geçtim. Bir sene. Bir seneden de az kaldı üniversite sınavına girmeye.
Zaten İTÜ işte sanırım 100 binle falan alıyordu. Tabii düşürülmüş şeyleri sanırım. Neyse işte benim bu bir sene içerisinde yapmam gerekiyor. Bütün eksiklerimi düzeltmem gerekiyor. Benim korktuğum ve yapmaktan korktuğum ve yapamayacağımı düşündüğüm şey bu. Bunu nasıl yaparım? Yani yapabilir miyim ya da böyle bir şey mümkün mü? Onu sormak istemiştim. Hocam yaparsın. Ya o şeyi düşünme yani. İnsan hayal ettiği zaman o şeye, yani sen zaten şeyi seçeceksin, yapıp yapamayacağını, yani ne derler, kapasitenin yettiği yere kadar gideceksin zaten bir yerde. Ben öyle düşünüyorum, öğrencilere de öyle söylüyorum. Yani sen şunu sor: jeolojiyi istiyorum, doğa işte bilimini seviyorum, ya bunun için değer, bunun için çabalamaya değer. Oturacaksın çok iyi şekilde, o matematiğini ya da sayısal dersini geliştireceksin, yapacak başka hiçbir şey yok, onun için değer. Kendini öyle gaza getirebilirsin belki. Bak, gaza getiriyorum falan, eyvallah da dersin başına oturduğum zaman ya o kadar geride olduğum için bütün konularda. Hocam, yani oturduğum zaman olmuyor. Motivasyonum kayboluyor. Hocam bak, oturacaksın, devam edeceksin. Şimdi rehber öğretmen gibi hemen şey yapayım. Yani başkalarını düşünmeyeceksin. Başkaları matematikte 40 net yapıyormuş, 30 net yapıyormuş. Bu seni geriye çeker. Bu herkeste vardır. Yani bu yaşın kaç olursa olsun, işte birileri benden daha çok kazanıyor. Ya aynı yaştayız, adama bak işte benden daha iyi İngilizce konuşuyor. Ya adam daha iyi diksiyonu var. Sen kendini sürekli başkalarıyla kıyasladığın zaman o potansiyeline de ulaşamazsın. Seni geriye iter bu. Abi kulaklarını tıkayacaksın, oturacaksın. Yapabildiğin kadar elinden gelen çabayı göstereceksin. Zaten bir yerde sen kendi kendine diyeceksin, ya ben ne yapıyorum, acaba olacak mı diye. O zaman işte yani sorgulamalar başlayınca asıl nokta orası. Ama önceden sorgulama, yani başkaları insanlara düşünme bence başkalarının ne yaptığını. Otur, yardım al, bu matematiği ya da fiziği iyi yapan arkadaşlarınla bence konuş, onlar sana anlatsın. Çünkü bu sosyal ilişkiler, öğretmenin anlatamadığı şeyi bazen arkadaş çok daha iyi anlatabiliyor. Duygusal, o duygudaşlık ortaya çıkıyor. Bunları bir deneyebilirsin. Bir de şeyi tavsiye ederim. Ha, İlker buyur. Merhaba. Şunu da eklemek istiyorum. Benim için de benzer durumlar geçerliydi lise yıllarımda. Matematikle, özellikle fizikle aram çok iyi değildi. Ama hiçbir zaman düşünmedim yani neden? Neden benim fizikle aram bir türlü uyuşmuyor veya neden yapamıyorum diye düşünmedim. O zaman yönlendiren de olmadı. Şimdiki aklımla düşündüğümde aslında... temele inseydim eğer, neden ben bu fiziği yapamıyorum, nerede eksiğim var diye düşünseydim, belki doğru öğretmeni bulamadığımı veya belki doğru kaynağı bulamadığımı keşfedebilirdim. Bu genç arkadaşlara da bunu öneririm. Yani eğer başarılı olamadığınızı düşündüğünüz bir ders veya bir konu varsa bunun temeline inin öncelikle. Yani neden bunu yapamadığınızı bir araştırın. Sebebi bulduktan sonra o sebebi değiştirdiğinizde göreceksiniz ki kendiliğinden o gelişmeye başlayacak. Kesinlikle katılıyorum. Evet, bir de şey düşünebilirsin. Eren sormuştu değil mi hocam? Evet. Şunu düşünebilirsiniz. Ben bunu bir pilottan öğrendim. Bir TED konuşması var. Diyor ki yani pilotajın aslında hayata uygulanabilecek şeyi, onların checklistleri var. Yani bir liste var, diyor ki işte şunu şuna yap. Diyor ki işte örnek veriyorum, iniş takımı diyor solda. Sağda diyor ki iniş takımını aç. Şimdi aynı mantığı şöyle kullanabiliriz diyor. Bir şeyi yapmadan önce motivasyonumuz düşük ya, sonunu hayal edebilirsiniz diyor. Şimdi burada motive edecek şey, şimdi yapamadığımız şeyi hiçbirimiz sevmiyoruz. Beceremediğimiz şeyi motivasyonumuz düşüyor. Hiç kimse yani yenileceği bir satranç oyununu 10 kere 15 kereden sonra oynamaz. Beceremeyeceği bir şeyi uzun süre yapmak istemez. Yani motivasyon çok kırıcı bir şey. Özellikle yapamıyorsanız bir şeyi, anlamadığınızı düşünüyorsanız, zorlanıyorsanız bunu yapmamak istemek kadar doğal bir şey yok. Çok normal. Burada belki şey olabilir. Matematik önemli değil, fizik önemli. Bunlar birer araç. Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? İşte sonunda şuraya girmek istiyorum, şunu yapmak istiyorum. Bunun için bir hani köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek gibi. Yani geçene kadar sevmek gibi bakabilirsiniz. Çünkü sevdiğinizde çok iş şey yapabiliyor. Farklı bir bakış açısı olabiliyor yani. Çünkü sevdiğiniz bir şeyi yapamasanız da yapmak istiyorsunuz. Böyle bir doğal içten gelen bir motivasyon oluyor. Öyle anlatayım. Benim mesela benim için matematik bir şeydir yani. Hani hala daha ben aritmatik şeylerde falan hata yaparım. Yani gündelik hayatta falan.
hesap makinesi falan kullanırım. Hala beceremem. İstatistik falan yapmama rağmen. Çünkü bilgisayarla yapılıyor. Ve ben ama hatırlıyorum bir çok yandan net da R biliyorsun mesela, değil mi? Cihet R kullanıyorsun hayatın içinde. Aynen. Yani kullanabiliyorsun. Yani ÖSS'de şey dediğimi çok net hatırlıyorum. Yani psikolojide matematik bir daha işime yaramayacak, gerek yok. Hakikaten de kullanmadık yani. İstatistik dışında kullanmadık. Cidden dedim ki iyi ki doğru seçmişim yani. Bıkmıştım. Ve dedim ki yani tamam, bu ÖSS geçene kadar bunu seviyormuş gibi yapayım bakayım. Nasıl oluyor falan gibi böyle bir zorlama yapmıştım. Ve hani işe yaramıştı. Yapmaya başlayınca sevmeye de başlıyorsunuz. Yani paralel gidiyor. O yüzden hani böyle... Sevmemeniz çok normal, motive olmamanız çok normal. Sizi motive eden şeylerle birleştirerek gidebilirsiniz. Mesela bir müzik çok seviyorsunuz birlikte. İşte bir kahve mi seviyorsunuz? Kahveyle birlikte matematik gibi. Ve şeye inandırmak. Hani o kıyaslama çok sıkıntılı bir şey. Samet'in dediği çok doğru. Kıyaslama her zaman sıkıntı veren bir şey. Ama belki kıyaslama şöyle bir yerden kullanabilirsiniz. Ya X, Y, Z bunu anlıyorsa ben de yaparım yani. Sadece biraz... pratiğe ihtiyacım var. Yapamayacağım bir şey değil. Çünkü X, Y, Z öteki de anlamış yani. O yapabiliyorsa, dünya üzerinde bunu daha önce başka biri yaptıysa ben de yaparım. Kafasında bakmak yararlı olabilir. Böyle bir arkadaşımız vardı bizim üniversitede. Ben onu ondan öğrendim. Hep öyle derdi. Bir ödev verirlerdi. Çok zor falan derdik. Şey derler. Gençler bunu geçen sene çocuklar yapmamış mı? Yapmış. Biz de yaparız ya falan derdi böyle. Buradan da bakabilirsin diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok mantıklı geldi. Teşekkürler Eren. Sen aşağı inebilirsin abicim. Dinlemede kal. Maestro'nun önce sorusunu alalım. Sonra Rasim Bey'e verelim. Olur mu Rasim'cim? Olur olur. Maestro'nun ses halledebildin mi? Pandaların sonra niye nesli tükeniyor? İşte bu yüzden. Rasim önce girsen Maestro halletsin, sonra şey yapalım. Buyur. Tamamdır. O zaman ben önce Samet Eren hocam için, sen kameranı açabilirsin. Yakışıklısın bizden. Saçların da gür. Yeni kestiğin halde gür. Sen aç, senin görelim hocam. Açayım ya, dur. Aynen. Tamam. Şöyle kusayım şuraya biraz. Tamamdır. Ben önce Eren için örnek teşkil edeceğini düşündüğüm bir hikayemi anlatayım. Ben 12. sınıftan bu sene mezun oldum. YKS'ye de bu sene girdim. 10. sınıfımı çok net hatırlıyorum. Yani çok derslerle alakam yoktu. Zaten benim 9 ve 10'um karantina dönemine denk geldiği için pek derslerle iç dışı olamadık. Kendimizde sınama şansı bulamadık o dönemde. Ve hani şunu çok net hatırlıyorum. Bilimle ilgili bir meslek yapmak istediğimi biliyorum. Kendimden çok eminim bu noktada ama hani sayısala yeteneğim yokmuş gibi zannediyordum diyeyim. Bunu biraz başlangıç cesareti gerekiyor. Yani ders çalışmaya başlama cesareti gerekiyor. Başarıda zaten yapamıyorsun. Bir noktada çok fazla tıkanıyorsun. O tıkandığın noktalarda bile istediğin şeye inanmak gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Ve bir şekilde oluyor. Sen yeteneğin olmadığını düşünsen de insanlar çalışınca yapabiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Belki de anlatım yöntemi senin anlayabileceğin şekilde değildir. Ya benim bugüne kadar hep tarih hocalarım kötüydü. Hep şey kötüydü mesela. Almanca hocam kötüydü. Felsefe kötüydü. Coğrafyadan hiçbir şey anlamıyordum. Ama coğrafya mesela Ceren Şengör'den dinleyince, ki yayınlarını da yaptık. Abi keyif aldığımı fark ettim ve kafamın bastığını fark ettim. Belki de gerçekten anlatıcı da, işte bu tipik Mevlana sözüdür. Her ne kadar bilirsen bil, anlatabildiğin karşıdakinin anladığı kadardır. İşin özü bu. Ya da işte Feynman ne diyor? 6 yaşındaki çocuğu anlatır gibi. Bunu yapabiliyorsan abi iyi bir anlatıcısın. Gerçekten bence hep kendimizi suçlamamamız lazım. Belki de benim matematiği anlama yöntemi, mesela fizik ya da diğerlerini söyleyeyim. Astronomiyi anlamadığımı düşünüyordum. Şey yaptım abi, gif buldum. Full giflere bakıyorum ve görsel olarak daha iyi anladığımı fark ettim. Demek ki okuyarak değil, görerek anlıyormuşum. Evet. Yani hemen anlamıyorum deyip kendinizi şey yapmayın. Sonuçta hepimizin bir beyni var. Evet, bazılarımızın bazı şeylere yeteneği daha fazla. Ama biz geri zekalı değiliz arkadaşlar. Kendinizi lütfen şey yapmayın, yerin dibine de gömmeyin. Herkesin bir beyni var, tamam? Evet. Bir de abi ben kendimden de biliyorum bu psikolojiyi. Sonunu düşünen kahraman olamaz diyorlar, bir yani bir söz var. Onun ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Yapacağımız her neyse, mesela çok basit bir örnek vereyim. Excel öğrenmek istiyoruz, tamam mı? Ama böyle şeye bakarsan, bu Excel'i çok iyi yapanlar var böyle. Uçuruyorlar, kaçırıyorlar. İleri düzey Excel programı kullananlar var. Makro. Şimdi onlar gibi olmak, makro yazanlar falan. Şimdi hemen onlar gibi olmak istediğin zaman senin motivasyonun düşüyor. Dur önce. Bir yola çık. Yavaş yavaş başla. Zaten sen adım adım yapabildiğini gördükçe
oraya ulaşacağına olan inancın da artıyor. Bence biz o sonuç beklentimizi çok yüksekte tutuyoruz. Bak, yani amacı bir yanda yazmıyor ki belki 5 yıl boyunca sadece FX'lerin içinde oluyor, zamanla geçiyor. Hani onun hikayesini bilmeden onu mesela ben de bateri öğrenmeye çalışıyordum Samet. Hayran kalıyorum çalanlara. Ya diyorum herhalde yapamayacağım, olmuyor yetenek. İyi de bu adam buraya belki 10 yılda geldi ya. Anladın mı hani? Evet. İşte bu grafik tasarımı falan yapanlar var ya, ben de böyle işte video edit falan yapıyorum işte ara sıra. Bir bayağı da öğrendim program. Ya diyorum adam ne kadar güzel yapıyor. Ama sonra düşündüm ki adamın işi o. Yani profesyonel işi o. Sen kimle karşılaştırıyorsun kendini? Bir dur. Hani bakın, sen hobi olarak yapıyorsun, belki para kazanırsın ama o adamın işi o. Belki 18 yaşından beri yapıyor. Yani biraz da biz kendimizi kimle kıyasladığımızı ve hemen nerede olacağımızı düşünmeden hareket edersek, yola çıkarsak, yolda olursak bence çok daha iyi olur. Hatta Semih Saygıner'in bir röportajı vardı. Şey diyordu, bana sorsalar en iyi yaptığın şey ne şu hayatta diye, bilardo oynamak demem diyor. Bir konuda yol almak derim diyor. O çok hoşuma gitmişti benim. Yani çok aslında adam dünya şampiyonu, yani en iyi oynayan o. Yani bilardo oynamak demem diyor. Bir konuda yol almak. Bu her ne konu olursa olsun, o eğer düşünceyi bence biz şey edinebilirsek, bir mentalite edinebilirsek diye düşünüyorum, daha özgüvenli olabiliriz. Çünkü özgüvenimizi de düşürüyor bu. Merhabalar. Ben de bu arada bir lafa aradan girmiş olayım. Tabii Cevdet Hoca'yla Samet Hocam, sizler alanın profesyonelleri olarak güzel bilgiler verdiniz. Ben de farklı bir alandan bir eski ekip arkadaşları olarak davet ettiler, sağ olsunlar, hukukçu olarak katıldım. Kariyerle ilgili, hukuk alanıyla ilgili soruları olan olursa özel odada ayrıca konuşuruz. Ancak bu yolla alakalı verdiğiniz örnekler üzerinden kendi deneyimimi anlatmak için ben de bir söze giriş yapmak istedim. Bir de Büşra şunu da açıkla insanlara. Hukuk ezber midir? Klişe sorudur. Bunu da açıkla lütfen, olur mu? Hukuk ezber değildir o zaman. Öyle bir klişeye bir cevap vermiş olalım. Belli şeyleri yapa yapa aklınızda kalıyor tabii ki. Ama o uzun vadede sürekli yapmaktan kaynaklı bir akılda kalış oluyor. Oturup bir şeyleri ezberlemek zorunda olmadan okuduk. Eğitim zamanında tabii ki hocadan hocaya değişen, fakülte zamanında belli kalıpların beklendiği dönemler oluyor. Ancak mesleği yaparken, ben şu anda tabii meslekte çok çeşitli alanlarda çalışılabilir. Ben avukatlık yaparak hukuk mesleğini icra ediyorum. Avukatlık yaparken bir konuda bir şeye takıldığımda açıp kanuna bakabiliyorum. Okul zamanında kanun metinleri önümüzde olmayabiliyordu tabii ki. Takdir edersiniz ki bunları çok çalışmış olmamızı bekleyen hocalar ezberden yazabilmemizi bekliyorlardı. Ama güzel yorumlayıp o kanunu içselleştirdiğinizde ezbere gerek kalmadığını söyleyebilirim. Korkulacak bir şey yok. Ben sayısal çıkışlıydım. O yüzden benim organik kimyayla, fizikle aram çok kötüydü. O yüzden bu ekipten de bazı arkadaşlar bilirler, bazen dert yanmış olabilirim. Bilinmeyen konuların üzerine gitmekten bahsedince arkadaşlar, şunu hatırladım sınav dönemime ilişkin. Organik kimyayı hiç anlamıyordum. Yani o kadar anlamıyordum ki artık bir yerde koptum. Hoca aldı başını gitti. Binlerce soru çözüyor arkadaşlar. Karbonları bağlıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Büyük büyük maddeler çıkıyor ortaya işte. Şu şununla bağ yapar, nasıl olur bilmem ne. Bir yayın evi keşfettim. Tabii şu anki yayın evlerini çok bilmiyorum ama artık böyle dünya bir toz bulutuydu seviyesinden, ya da nasıl söyleyeyim, 2 artı 2 4 eder seviyesindeki basitlikten başlayarak anlatmaya başlayan o yayın evinin kitabını aldım. İşte birkaç günümü ona verecek şekilde, işte düzenli her gün bir sayfa, 2 sayfa ilerleyecek şekilde kimyamı iyileştirir hale gelmiştim. Güzel de bir net yapmıştım ama o alanda tercih yapmamış oldum. Aynı şeyi mesela matematikte sıkıntı yaşayan arkadaşımız için de bizim dönemimizde matris determinant diye bir konu vardı. Onu da hiç anlamıyordum. Bir gece oturup o konuya gün, ya o geceyi o konuya vermiştim ki sınav hazırlığı döneminde bilirsiniz. Her gün belli şeylerin yetişmesi lazımdır. Bir gün bile kaçmamalıdır. Kaçırdım o günü mesela. Oturup bütün gece matris determinant çözmüştüm ve o gecenin sonunda biliyor olarak bitirmiştim. Ama bence burada sizlere tavsiye vermek istediğim husus şu. Bir şeyin en sıfırından, hatta belki eksi onundan başlamaktan çekinmeden yola çıkmanız. Çünkü belki bir net yapabileceksiniz o sayede. Bunu belki sınav öncesinde söylememiz gerekiyordu. Şimdi geç oldu ama tercih dönemiyle ilgili ayrıca sorularınız olursa tekrardan da alabilirim. Güzel yayınınız için de ekip arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu çok şimdi güzel bir örnek geçeyim. Oldu Büşra şu anlamda. Mesela sayısal çıkışlısın ama sözel bir bölümde okudun ve bu işi yapıyorsun. Ben hep diyorum mesela CEDET'te eşit ağırlık diyelim.
Cevdet'te gerçekten sayısal zeka var. Cevdet sayısal okusaydı onu da yapardı. Çünkü yapmak zorunda olduğum bir şeyi bir şekilde yani ben bitirebileceğini ve meslekte de çalışabileceğini düşünüyorum. Ha, illa hesaplamalı bir şey yapmazdı ama bir bölümde de okuyabilirdi. Günün sonunda herkes her yerde okuyabilir. Hatta bak bir örnek vereceğim. Evet. Bizim sınıfta iyi bir çocuk vardı, Barış Özçiftçi diye. Herkes onun sayısal yazacağını düşünüyordu. Başarılıydı. Ama çocuk bir anda EA yazdı. Eşit ağırlık yazdı. Ve şu an çok global. Biz şaşırdık. Dedik herhalde bu çocuk korktu, çekindi. Hayır abi, şu an çocuk çok global bir film. Bir holdingde yönetici. Yani günün sonunda insanlar böyle uç değişiklikler yapabiliyorlar arkadaşlar. Hiçbir şey için geç evet. değil. Mesela ben de mezuna kaldım. Aranızda belki kalanlar da vardır. Makine mühendisliği geliyordu vesaire ama ben elektrik, elektronik veya tıp istiyordum. Annem benim çok tıp okumamı istiyordu. Ama belki de ben istemiyormuşum bunu ve şu an iyi ki okumamışım diyorum. Okuyamayacağımı da düşünüyorum. Ben o kalın kitapları okuyamam. Dağınık dikkatim var zaten. Yavaş okuyorum. Yapamazdım bence ben yani. Bu ben benim yorumum. Ben olması gereken ama herkes şanslı değil. Samet hocam bu noktada onu soracağım. Bana gelen mesajlarda şu da var. Ailem bana baskı yapıyor. Bir an önce oku. İşte bir üniversitenin birine gir. Hani şey görüyor aileler. Boş kalacağına birine gir, hayatını kurtar. Bu yanlış bir şey. Evet. Yani burada nasıl ailelerle evet. konuşacağız hocam? Yani sizin en güzel yaptığınız şeylerden biri bu galiba, ailelerle konuşmak. Tabii işin bizim birkaç boyutu var işte. Bir, çocuk kendini tanımıyor. Onunla ilgili konuşuyoruz. Bir, seçeneklerini bilmiyor. Hani meslekleri tanımıyor. Onunla konuşuyoruz. Bir, karar vermede güçlük çekiyor. 2-3 tane belirlemiş. Bir dördüncü ayakta işte bu şey. Aile çatışması, aileyle anlaşamıyorlar. Ya onlarla da konuşuyoruz. Abi bu dedin ya 18 yaşından sonra üniversiteye gir, üniversiteye gir, meslek sahibi ol, ekmek kazan. Aslında bize biçilmiş bir yaşam neyi derler, düzeni mi öyle tanımlayayım. O olduğu için aslında aileler üniversiteye hemen gitmemizi istiyorlar. Yani diğer ülkelerde böyle mi bilmiyorum ama mesela Batı'da hemen böyle aile üniversiteye gitsin, işte iş bulsun kaygısında değiller. Çocuklar hayata kendisi başlıyor. Kendisi, kendi hayatını kendileri yönlendiriyorlar. Bizde şöyle bir algı var. Üniversite eşittir, diploma eşittir, iş. Aslında öyle değil. Ben yıllar içinde bunun kırıldığını ve daha da kırılacağını düşünüyorum. Aileler şu an fark etmeye başladı. Açıktan da söylüyorlar zaten üniversite okuyanlar da işsiz diye. Ama her ne sebeple olursa olsun bir öğrenci düşünün mesela. 900 bininci olmuş eşit ağırlıktan. Bana gelmiş şeyi soruyor. Bu arada aileyle ilgili soruya da cevap vereceğim. Hani örnek olsun diye anlatıyorum. Yani hocam diyor bu çocuk işte nereye girebilir? 900 bininci oldu. İnsan kaynakları yönetimi varmış. İyi mi diye bana soruyor. Şimdi 900 bine olduğu zaman evet gidebilir bir üniversiteye. Ben ona şunu söyledim açıkçası. Yanlış anlaşılmasın, kimseye küçümsemek istemiyorum ama dedim ki şurada bir BİM market var. Oraya gir, oraya başvur. Gerçekten oraya başla. Parakendecilik öğren. Açıktan da 2 yıllık parakendecilik öğren. 2 yıl sonunda sen o mağazanın müdür yardımcısı olacaksın. Belki bölge müdürü olacaksın ve çok para kazanacaksın. Yani insan kaynaklarına gideyim iş bulabilir miyim diye sormak yerine bunu yapmak daha mantıklı geliyor bana. Dolayısıyla ailelerde de o var. Üniversiteye gitsin, üniversite okusun. Öyle değil. Ben de anlatıyorum ailelere bunu yani elimden geldiğince. Yani üniversiteye gitmek artık bir iş sahibi ve iş sahibi olmak anlamına şey gelmediğini anlatıyorum. Çok abi. Önemli bir soru. Bu da geliyor. Türkiye'deki özel evet. üniversitelerin fiyatlarını daha bugün arkadaşlarla konuşuyorduk. O senin kediyi de getir buraya aramızı. Ulan en şanslı son. Üniversite derdi yok. Bedavadan kakasını temizletiyor bize. Hayat onlara abi, güzel. Ben kedi olalım bunu. Sorma. Şu an dağıttı biraz onu topluyorum. Hiç önemli. Yani burada şeyi soruyorlar. İşte Türkiye'de özelde okumak çok masraflı. Çok para vermen gerekiyor. Şu anda fiyatlar arttı. Yani baktığında neredeyse yurt dışından daha pahalıya geliyor. Bu konuda ne tavsiye ediyorsun? Özelleri hala yani açık kapı bırakılmalı mı yoksa abi lisansı bile yurt dışında mı yapması gerekiyor bu çocukların artık? Hani yurt dışında varsa. Abi şey burada ben öğrencilere soruyorum hani param var mı? Para meselesi. Bir de okuduğu bölüm de önemli. Yani bizim bir tane atasözümüz vardır. Deyim de olabilir bilmiyorum. Attığın taş tuttuğun kurbağaya değsin diye. Yani sen verdiğin o paranın karşılığını ne kadar sürede tolere edebilirsin işe girdikten sonra? Bence bunu düşünmek lazım. Tabii ki bir iş öğreniyoruz. Hani anlamlı bir iş yapıyoruz. Üniversiteye gidip aslında kendimizi geliştiriyoruz ama işin nihayetinde de ekonomik olarak bağımsızlaşmak için yapıyoruz bunu. Dolayısıyla hani orada iki sütunu ayırsınlar. Yurt dışına gitmek kaç paraya mal olur? İşte burada okumak kaç paraya mal olur? Buradaki üniversite bana hangi imkanları sunuyor?
İşte ilk 5 yıl içinde nerelere gelebilirim? İşte yurt dışına gidersem ne gibi seçeneklerim olur? Kar zarar analizi yapıp hangisi daha fazla geliyorsa onu yapmak daha mantıklı diye düşünüyorum. Burada yani bence para meselesi. Ama bir analiz daha yapayım. Bunu herkes söylüyor zaten. Hani bu sene fiyatlar çok arttığı için özellikle özel okulların işte %50 bursları yani çok daha yüksek sıralamalarla kapatılabilir. Yani parası olan, imkanlı olan çok iyi üniversitelerde iyi eğitim alma fırsatı yakalayabilir diye düşünüyorum. Parası olan sesini tabii. Sesini düzeltebildin mi? Bir konuş bakalım. Sanırım yazmış mesaj ama. Sesim iyi mi şu an? Daha iyi. Buyur hocam, dinliyoruz. Güzel. Ben mezun senesini bitirdim. Bir kez daha mezunu bırakmam da ihtimaller arasında. Yazıp gitmem de ihtimaller arasında. Ama evet. Çok da iyi bir sıralama yapmadım sayısalda. Evet. Burada şunu sormak istiyorum. Özel değilse genelde sıralamanın kaç olduğunu insanlar söyleyebilirsin. Hani daha iyi olur. Ha, 290 bin. Yani yazabilirim tamam. Bir şeyler. Yazarsın evet. Etrafımdaki insanlar şöyle diyorlar. Eğer bir daha mezuna bırakırsan seneye hazırlık okumazsan daha iyi olur. Ya da okumamazsın veya diyelim bıraktın bir kez daha. O zaman üniversitede uzatma gibi bir ihtimalin olursa çok daha büyük sıkıntı yaşarsın. İşte işe geç başlarsın. Bu senin için çok büyük sıkıntı olur. Vesaire diyorlar. Bu ne kadar sıkıntı olabilir ya da gerçekten haklılar mı? Bunu değerlendirmenizi isterim açıkçası. Ben buna birkaç açıdan yaklaşayım. Şimdi ilk düşüncem, hocam uzun yıllar çalışacağız hepimiz. Eğer ömrümüz varsa yani emeklilik yaşı şimdiki gibi olmayacak. Yani 65-70 emekli olmayı unutalım bence. Uzun yıllar çalışacağız. Yani örnek veriyorum, 20 yaşında mesleğe başladığımızda çok büyük ihtimal 70 yaşına kadar çalışacağız ve 50 yıl ediyor. Dolayısıyla 50 yıl aynı işi de yapabiliriz ama çok mümkün değil. Farklı işler yapacağız. Bir yılın, iki yılın bence çok bir önemi yok. Yani eğer insan kendini yeterince tanıma fırsatı bulacaksa bir yıl tekrar hazırlanabilir, kayıp değil. İki yıl tekrar hazırlanabilir, kayıp değil. Ama şurada şu da var. Biz üniversiteye hazırlanıyoruz yani. Aslında iki yıl kendimizi başka şekilde geliştirsek daha farklı şeyler de yapabiliriz. Bir diğer taraftan da ben öğrencilerin mezunda kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun da sebebi şu. Zaman kaybından dolayı değil. Asla zaman kaybı olarak görmüyorum. Seneye çok daha fazla mezun öğrenci olacak. Yani bu sene 12. sınıflardan örnek veriyorum 800 bin öğrenci mezun oldu. 12. sınıf yani taze mezun. Seneye bu 12. sınıf mezunlar 1.7 milyon falan olacak. Sadece 12. sınıf bakın. Yani taze, güçlü, hazırlıklı, YKS'ye aç 12. sınıf. Tabi bunların hepsi başarılı öğrenci değil ama 1.700.000 öğrenci yani iki katı kadar fazla mezun olacak. Bu sene de mezuna kalanlar olacak. Ama kontenjanlar, üniversite kontenjanları bu kadar artmayacak. Dolayısıyla bu sistem devam ederse yani soru sayısı çok az. Sen bir soru kaçırsan bile sınavda stres yapsan mezun psikolojisini az çok bilirsiniz. Ben kalmadım ama kalanlar bilir. Sınavda böyle bir soru bile kaçırsan belki 10 bine girmek yerine 20 bine gireceksin. Abartmıyorum. Çok fazla o puan aralıklarında öğrenci olma ihtimali var. Çünkü bu sizin suçunuz değil. Tembel olduğunuz ya da az çalıştığınız için değil ya da çok mezun olduğu için değil. Bir sebebi de bu üniversite sınavının çok az soruyla sorulması ve soruların ayırıcılığının nispeten az olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben imkan dahilinde üniversiteye gitmesini istiyorum bu seneki öğrencilerin. Seneye bırakmasınlar. 290 binden de böyle gönlüne yatan, kafana yatan, ders programlarına yatan, işte ne istiyorsun, bilgisayar bile gelebilir belki. Kötü üniversite dediğimiz üniversitelerde de gelebilir, sıralaması düşük olan yerlerde. Ama iyi üniversitelerde bazen orta seviye bir, işte orta sıralamalarda olan bir bölümde gelebilir. Burada ders programına bakıp bence gitmek ve üniversitede farklı alanlarda kendini geliştirmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Hani Cevdet dedi ya işte orada iyi arkadaşlar bulmak, kulüplere girmek, İşte orada geliştirmek çok daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki mezuna kalana da şey demem yani. İşte niye kalıyorsun? O kadar mezun var. Yapabilecek misin? Demem. Kendi kararı. Ben bunları söylemek zorundayım sadece. Ben güzel bir örnek vereyim mi? İbretlik bir örnek. Cedet hemen evet. Sana paslayacağım abi. Bu arada bizim ekipten de isteyenler yukarı gelebilir. Beklemesin yani. El kaldırsın.
bölüm özelinde şeyler anlatabilir. Birazdan gerekirse aşağı yaparız ama yoğunluk olmadığı için burada da idare edebiliriz. Şimdi abi zamanda aileler çok kıyaslardı çocuklar, hatırlıyorsunuz. İşte bizim bir tek kitabımız vardı. Kırmızı tek kitap, hatırlar mısınız? İçinde alayı var. Fizik, kimya, biyoloji. Tüm dersler. Tüm dersler. Onu bitirenler nerede merak ediyoruz falan. İşte bizim bir Yasin diye arkadaşımız vardı. Bir aile dostumuzun oğlu. Annesi sürekli işte şey moduna girerdi. Yasin hiç çalışmıyor zaten bilmem ne falan. Çocuk kitabı bitirmiş abi tüm dersleri. Ben de diyordum Yasin'i zeka yarıştırıyoruz. Ben de zeki olduğumu inandığım için hiç çalışmadan yapabileceğime inanıyordum üniversite sınavında. Velhasıl kelam Yasin abi ODTÜ'ye gitti. ODTÜ inşaatı kazandı. İyi bir bölüm, iyi bir yer vesaire. Bak şöyle söyleyeyim, ben RGS'e gittim. Ben üstüne bir yüksek lisans yaptım. Birkaç yıl, 4 yıldan fazladır sektörde çalışıyorum. Kariyerimi kurdum. Kendi şirketimi kurmaya çalışıyorum. Yani kurdum ama direkt benim değil diyeyim. Bir şeyler yapıyorum. Yasin hala bitiremedi bu bölümü, biliyor musun? ODTÜ'de hala hep bir dersi var bu arada. Hep bir dersi kalmış. Ama Yasin başka bir iş yapıyor şu anda. Yasin bildiğin oyunculuk, oyun kod, şeyden programlamadan para kazanıyor. Orada ODTÜ'nün içinde hani neydi Cedet onların adı? İTÜ Arıkent gibi yerleriniz var ya. ODTÜ Teknokent. Oradan bir şirkete girmiş abi. Çocuk da bu işi sevmiş. Adamın okul bitirmek umurunda değil şu anda. O iş, inşaat mühendisi olmayacak. Biliyor musun? Ben oraya gittiği zaman zaten demiştim. Yasin inşaat mühendisi olacak bir değil. ODTÜ'nün Gizli Üniversite ama yanlış bölümdü. Ve şu an abi adam şirket kurdu. Programlamayla, oyun programlamayla para kazanıyor. Oyun üretiyor. Deli gibi para kazanıyor. Bitirmek umurunda da değil. Bakın böyle hikayeler de var yani. Sonradan gelişebilen. Ben şeyi soracaktım Burak. Bu söylediğin hikaye çok güzel oldu. Samet'e onu soracaktım. Ben bazen şöyle bir soru soruyorum. İşte bu sihirli değnek sorusu diye de geçen. Bilmiyorum yanlış mı Samet? Hani senin alanın. Yani şöyle bir şey işte Maestro'na sormak için. Şimdi 290.000'le yazacak, yazmayayım mı tekrar mı gireyim diyor ya. Aslında bunlar da bir araç. Yani üniversite bir araç. Hani amaç aracı karıştırmamak gerekiyor. Evet işte belli bir üniversitede olmanın artılarından bahsettik ama en nihayetinde ama araç. Burak'ın dediği hikayede de öyle. Yani çocuğa ODTÜ bir araç olmuş ama yapmak istediği son gidecek noktası o değil. O yüzden soru şu olabilir Maestro, şunu sorabilirsin kendine. Senin parayla hiçbir derdin yok. Para gelecek sana bir yerden. Yaşayacaksın. Sıkıntın yok diyelim. Evet, hangi mesleği yapmak isterdin? Ne yaparak anlam buluyorsun? Sana ne yapmak iyi geliyor? Neyi yaparken iç motivasyonla yapıyorsun? Bir ödül beklemeden, yani yapmanın kendisi zevkli geliyor sana. Bilmiyorum Samet, bu soru çok mu ütopik ama hani hocam, buradan yola çıkmayı düşünüyorum. Yok yok, çok da güzel soru. Aslında ben de soruyorum hep bunları yani. Hı. Yani para kazanmayı bir kenara bıraksan ne yapmak ister? Çok paran olduğunu düşün diyorum ben böyle. Banka hesabında dolarlar var bir sürü. Ama yine de bir anlam yaratmak istesem, bir şey yapmak istesem bu ne olurdu diye soruyorum. Oradan alternatif bir şeylere gidebiliyor muyuz? Ona bakıyoruz aslında. Doğru soru. Çok güzel soru. Evet. Ve bu sorunun cevabını yapabiliyorsan bu bir şans. İlla yapmak zorunda değilsin. Yani şey miti de var. Biz bunu konuştuk. Bugün benim stajyerimle toplantım vardı. O da mesleklerle ilgili konuşurken şöyle bir şey çıktı. Yani hiç kimse, en mesleğini seven insanlar bile, yani buraya gelip size anlatan bizler hani daha çok seven gruptayız. En çok sevenler bile her gün sevmiyor arkadaşlar. Mesela benim sonsuz param olsaydı belki psikologluk bu kadar çok yapmazdım yani. Daha az danışanım olurdu. Cidden söylüyorum bunu. Ya da araştırmacılık yapardım ama böyle yapmazdım falan. Yani illa da o yüzden o sihirli değnekte çıkan şey illa onu yapacağım diye bir şey yoksa şey bilgisi. Yani bilgisayar mühendisi yazarım, orada öğrendiklerimle programlama yaparım. Bu olabilir ama şunu sorması lazım Maestro'nun kendine. Şey bilgisayar soracağım. Programcılık şu an cool, çok hot topic diye mi istiyorum ben bunu? Yoksa cidden istiyor muyum? Bir de o oluyor yani. Hani her dönemin böyle hip mesleği oluyor. Bu döneminde yazılımcılık, yurt dışından da çalışılıyor falan. Benim bir sürü işletmeci arkadaşım oturup yazılım öğrendi kendi kendine YouTube'dan. Şimdi bayağı yazılımcı olarak çalışıyorlar. Belçika firmasında falan çalışıyor bir arkadaşım. Yani öyle de bakabiliriz ama bir şeye bak. Cidden cool diye mi istiyorsun Maestro? Yoksa niye istiyorsun? Oraları biraz sorgulamak gerekiyor aslında. Bir de bu soruya ek olarak şunu sorabilir öğrenci. Diyelim temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar para kazanıyor. Kirasını karşılıyor. Yemek yiyebiliyor. Üstüne kıyafet alabiliyor. Böyle bir hayat tasarladığını varsayalım öğrencinin. Yine de hangi işi yaparak çok tatmin olur? Ben öğrencilere bunu da soruyorum ek olarak. İkisini kıyaslıyoruz böyle. Yani çok para getirmese de ama öldürmeyecek kadar da bir işin olsa bu hangi iş olurdu acaba diye. Bu da aslında biraz kapı açıyor.
Az önce Cevdet'in dediği gibi mesela güzelmiş. Benim çok param olsa, çok param olsa mesela ben şu an Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorum. Belki Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmazdım. Yine aynı işi yapardım ama belki şeyde yapardım. Böyle online yapardım. İşe gitmezdim. Hani işin yapılış biçimi değişirdi belki. Tam özü değişmese de. Çünkü ben dinleyerek ve konuşarak para kazanmayı seviyorum. Yani öğrenci onu sorsun. Ben ne yaparak para kazanmak istiyorum? Üreterek mi? Düşünerek mi? İşte daha gerçekçi yaptığım bir soru Samet bu. Evet. Yaptığım işin sonucunda ne çıkmasını istiyorum. Mesela benim işin hiçbir çıktısı yok. Yani konuşuyorsun, danışan geliyor, görüşüyorsun. Ona iyi geldiğin taraflar olur ama onun bir heykelini dikemiyorsun. Ya da bu öğrenciyle ben görüştüm, bakın nasıl da faydalı oldum, bakın nerelere geldi diyemiyorsun. Aslında soyut bir tatmin duygusu. Bir mimarı düşünün. Yanında işte kız arkadaşıyla yürürken bak şu binayı ben yaptım. Gördün mü bak şunu ben diktim diyebilir. Yani elinde bir ürün var. Siz nasıl bir iş yapmak istersiniz? Aslında bunları da sormak lazım. Evet. Burak sen ona çok üzüldün. Kaç gündür onu söylüyorsun ya. Travmatize ettiler çocuğu Twitter'da ya. Pardon. Pardon abi. Bir hani bunun bir araştırmasını yapmadım. Hani elimde böyle bir net veri yok ama işte gözlemlediğim kadarıyla eskiden daha azdı ilgi. Azdı ve az olarak devam ediyordu. Sanki son zamanlarda böyle mesela mühendislik kazanamayan bir öğrenci mesela kimya yazabiliyor. Ya da işte yazılım isteyen bir öğrenci matematik yazabiliyor, istatistik yazabiliyor. Yani şunu fark etti öğrenciler bence. Bir alandan yani bir bölümden tek bir meslek yapılmaz. Yani ben aslında matematik okuyarak da şuraya gidebilirim. İstatistik okuyarak da hedefime arka kapıdan dolaşabilirim duygusu oluştuğu için yazma sanki miktarı bir tık böyle yükseldi gibi. Bir de şey de oluyor. Bu YÖK bursları oluyor. Belki duymuşsunuzdur. Yani işte fizik, kimya, biyoloji, matematik bir de yazılım mühendislikleri var. Yapay zeka da var. Bu üniversitelere işte ilk 15 tercihinde yer verip üniversiteye de ilk 3'te giren öğrencilere aylık işte belli bir burs veriyorlar. 1850 lira sanırım şu an. Bu da bazen etkili olabiliyor. Öğrenci mesela 290 binde mühendislik yazmak yerine matematik yazıyor. Hem de diyor önde girerim üniversiteye para da alırım diyor. Hem de buradan da mühendislik yapmasam bile işte yazılıma kayabilirim diye düşünebiliyor. Böyle bir alternatif yaratıyor kendisine. Öyle söyleyeyim. Yani temel bilimlere olan ilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı da arttırmaya çalışıyor. İşte TÜBİTAK ya da işte bu YÖK de arttırmaya çalışıyor. Benim bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde işte tıbba çok ilgi var. Ama Avrupa'da mesela tıp fakülteleri en daha gerilerden tercih edilen üniversite olduğunu okumuştum. Bilmiyorum doğru mu hani şeyde Avrupa'da falan. Öğrenciler daha çok... Mühendislik öyle Hollanda'da değil mi Burak? Evet. Benim şu an Hollanda'daki işte doktora yaptığım bölüm tıp fakültesi içinde bir bölüm yani tıp alanı aslında.
Ve birçok arkadaşım yani herhalde 2-3 kişiyiz biz tıpçı olmayan. Diğerlerinin hepsi MD yani 6 yıllık tıbbı bitirmişler doktorlar ama şeyleri yok, uzmanlıkları yok. Yani mesela onlarda gördüğü bir şey kendileri sevdiği için okuyor. Deli gibi böyle yani bir şey olduğunda böyle bilgi veriyorlar falan. Ama toplumda o kadar ihtiyaç yoktu son yıllara kadar. Şimdi oldu, arttı. Bu şeyden sonra, koronadan sonra herhalde insanlar çalışmak istemiyor. Özellikle bu şey Z kuşağı özellikle böyle şey yapmak istemiyor. Çok fazla çalışmak istemiyor gibi bir şey algılıyorum ben. Yanlış olabilir. En azından Hollanda'da. O yüzden deli gibi arıyorlar. Fakat şöyle bir örnek vereyim. Hani bunu şey için demiyorum. Buralarda çok kötü falan o anlamda demiyorum kesinlikle de. Şeyi anlatmak için. Şimdi mesela buradaki sistemde aslında Türkiye'deki bazı özgürlük alanı kısmı var. Onu kullanabiliriz. Şöyle bir şey var mesela burada. Çocuk ilkokuldan sonra herhangi bir yere gidebilir. Dini okula da gidebiliyor. Her şeyden çıkabiliyor. Ama belli bir ortaokula falan geçerken şeye bakıyor. Bu çocuğun dersleri, sınav notları falan nasıl? Yani bundan olur mu olmaz mı diyor tırnak içinde kaba tabirle sistem. Ve diyor ki ben seni jimnazyuma göndereyim. Jimnazyuma girebilirsin. Fen lisesi gibi düşünün. Daha böyle orta kararlar var. Bir de daha böyle sırf meslek, el mesleği, manual labor dediğimiz böyle el işleriyle yapılan şeylere getiriyor. Böyle bir durumu var. Ve eğer siz jimnazyumda okumadıysanız VO dedikleri yani bilimsel üniversite, temel bilim üniversitesine giremiyorsunuz zaten. Yani yolunu çok eskiden kapatıyor. Dolayısıyla mesela bizde şöyle bir şey var. Nerede aslında okursanız okunuz, hangi lise, belki katsayı problemleri vardır ama girip girebiliyorsunuz aslında. Böyle bir şey var. Yani eşit ağırlık okuyup sayısala isterseniz belki girersiniz zorlasanız falan. Böyle artılar var. Bizde de eğer devlet okulunda okuyorsanız harç problemimiz az. Yaşam sıkıntısı var ama harç problemimiz az. Burada mesela 2000 euro civarında bir harç ödüyorlar her sene mi her dönem mi ne. Böyle bir durum var ve aileden destek alamadıkları için üniversite süresince kendilerine ya işe girip çalışmak zorundalar. Çalışmazlarsa KYK bursu gibi bir şey çekiyorlar, bir kredi çekiyorlar ve o kredi aslında çok yüksek bir miktar. İşe başladıkları anda borçlu olarak başlıyorlar. Yani bayağı bir ilk 10 yıl o borcu ödemekle geçiyor. Buradaki sistem de biraz öyle. Yani benim arkadaşlarımın çoğu mesela tıpta uzmanlığa girmek için, yani nedir bizdeki TUS değil mi? Burada TUS yok. TUS gibi uzmanlığa girebilmek için doktora yapıyorlar ya, PhD yapıyor adam. Sadece klinik şefinin gözüne girip ona uzmanlık eğitiminde kadro açsın diye araştırmacı oluyor adam. 3,5 yıl, 4 yıl PhD yapıyor. Amacı araştırmacı olmak değil, amacı bilim insanı olmak değil. Gidecek nörolog olacak mesela. Sırf bunun için bunu yapıyor. Böyle bir durumda var. Örnek vermiş olalım. Hiç bilmiyorum ya. 3000 lira falan mıdır aylık? Lira TL. Tabii. Şey mute hocam. Ya unutuyorum pardon. Abi şey yani şimdi yine terslerden sonra KYK açıklama yapar. Yani ben de açıkçası şey yapmıyorum ama en son 1250 lira mıydı? Burada adaylar da daha iyi Evet bilir evet aslında. öyle. Yani değil mi? Ama 1250 liraydı700'leri sanki. 800'ü buluyor yani. Evet. Yani yüksek lisansı ayrı tabii bunun. Doktorası ayrı. Paralar veriliyor. Artıyor şu bak para. Yani 2010 yılında ben okurken 250 liraydı. Enflasyon yoktu. Çok daha iyiydi. Şimdi biraz daha sıkıntılı yani. Evet, soru alabiliriz değil mi? Aa, Esen geldi bu arada. Bazıları basamıyormuş galiba. Yazıyorlar hep chat'e. Evet. Şimdi Selam ayarlanır. herkese. Selamlar. Sesim geliyor mu? Hoş geldin Esen. Yayınlar. Evet maalesef bağlanamadım ama şu anda Miraç sağ olsun halletti. Şu an katılabildim. Gayet güzel bir yayın gidiyor. Takipteyim şu an. Tabii ki, tabii ki.
Şu anda kimya alanına ilgi duyan arkadaşlar varsa ben kısaca bilgilendirebilirim bu konuda. Kimya alanının birçok alt bilimleri ayrılıyor. İşte kimya teknikerliği, kimya ana bilim dalı, kimya mühendisliği gibi birçok alanı var. Kimya teknikerleri genelde böyle teknik konularda işte analizlerin hazırlanması, işte ya da işte cihazlar varsa o cihazları hani spesifik olarak yoğunlaşabiliyorlar. Bu teknikerler birçok yerde çalışabiliyorlar. İşte hastanelerde, işte birçok firmalarda tekniker olarak çalışabiliyorlar. Teknikerlik 2 yıllık oluyor genelde. 2 yılı bitirdikten sonra eğer isterseniz DGS ile bir puan alıp kimya alanına ya da biyoloji ya da bu alana yakın diğer birçok alana geçiş yapabiliyorsunuz. Kimya ana bilim dalı zaten bu alanı temel alanı ve kimya işte hayatın kendisi aslında. Hani havada gördüğünüz yani şu anda etrafınızda olan her şey işte ne bileyim şu an bir koltuğun üstündeyseniz tekstil kimyası, işte ilaçlar, işte ilaç kimyası, işte kozmetik kimyası, yani deri kimyası, yani aklınıza alabileceği her şeyde kimya mutlaka hayatınızın her noktasında. Ben de daha çok malzeme alanına yöneldim ama kim hangi konuya yönelmek istiyorsa o alanda ilerleyebilir. Bazı insanlar ilaç fabrikasında çalışmak istiyor. Orada analist olarak çalışabilir. Yine aynı şekilde üretim bölümünde çalışabilir. Bazı insanlar işte kozmetik, yani bu kozmetik sadece işte hani şampuan değil, sadece makyaj malzemeleri değil. Yani deterjanlar, aklınıza gelebilecek her şeyde. Onun dışında yani eğer spesifik bir soru gelirse yine ben detaylandırabilirim bunun cevabını. Kimya alanını okumak isterseniz şöyle seçenekleriniz olabiliyor. Formasyon alıp kimya öğretmenliği yapabilirsiniz. Liselere atanabilirsiniz. Onun dışında hastanelerde işte biyokimya alanında analizler yapabilirsiniz. Hastanede işte hatta TUS sınavına girip, tıpta uzmanlık sınavına girip yine devlet hastanelerinde biyokimyager olarak çalışabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi kimyager ünvanıyla birçok fabrikalarda iş bulabilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani normalde bir fabrikada yaklaşık 5 fizikçi varsa, hani genel olarak söylüyorum, birkaç yerde 5-10 tane biyolog varsa hani geneli kimyagerlerden oluşuyor. Çünkü hani biz çok kapsamlı ve birçok alanın içinde bulunduğu bir eğitim alıyoruz. Öğretmenlik isterseniz formasyon alıp olabilirsiniz. Hastanede çalışmak istiyorsanız aynen kesinlikle. Kesinlikle evet, bu çok önemli bir noktaydı Burak. Özellikle son hani birçok tanıdığım meslektaşım burada hani iş sağlığı güvenliği çalışmaları yapıyor. Çünkü son dönemlerde güvenlik konusunda çok ciddi açıklar var. Hani patlamalar yaşanabiliyor. Bunların önlenmesi için de yine iş güvenliği alanında master yapıp, yani hatta yan alan olarak okuyup yine bu alanda hatta böyle yönetici konumunda bile çalışabilirsiniz. Onun dışında eğer akademik olarak ilerlemek isterseniz istediğiniz her alanda yüksek lisans yapabilirsiniz. Ben inorganik kimya alanına daha çok yönelmek istemiştim. O yüzden ben daha çok böyle malzemeler alanında yöneldim. Ve şu anda hala ona yöneliyorum ama isteyen herkes işte ilaç istiyorsa, işte ne bileyim organik kimya ya da DNA ile ilgileneyim, işte hücrelerle ilgileneyim diyorsanız biyokimya. Yani çok fazla alanı var. Hatta evet, isterseniz fizik alanına yönelip işte kristallerle çalışacağım diyebilirsiniz. Bu yüzden çok avantajlısınız hani bu noktada da. Onun dışında aklıma gelen kimya ile ilgili. Evet. Kesinlikle. Yani ben şu anda şöyle söyleyeyim. Benim hani master tezim işte ben Türkiye'de yaptım. Ben şu anda Max Planck Enstitü'de doktora yapıyorum. Almanya'dayım. Bu alanda işte yine inorganik kimya alanında, nanokimya alanında devam ediyorum. Ben mesela master tezimde patlayıcı sensörü yaptım. Daha sonra bir işte daha çok nitroaromatik işte analiz diye geçiyor. Da hani sensörü olarak geçiyor. Karbondioksit absorpsiyonu yapan bir malzeme yaptım. Onun dışında yani tezimi belki incelemek isteyenler olursa YÖK'te bulabilir zaten. Bir tane lityum iyon pilleri yaptım. Yani bu yaptığım, sentezlediğim malzemelerle. Yani ilgi duyduğunuz birçok şeye yönelebilme ihtimaliniz var.
Tabii birazcık da sanat. Sanat da etkisi var. Kesinlikle. Ya kesinlikle. Mesela en basitinde hukukta bile kimya var. Hani sen gidiyorsun kriminal. Mesela işte yani polis işte emniyet alanında çalışmak isteyenler balistik alana yönelebilir. Gidip işte kriminal eğitimler alabilir. Hatta işte hukukçularla birlikte bile çalışılıyor yani. Onun dışında tarihi eserler mesela çok çok eski sanat eserleri bulunuyor. İşte karbon yaşına bakılıp onun kaç yıllık bir eser olduğu anlaşılıyor. Yani antropolojiyle, arkeolojiyle hani birçok alanla bağlantılı bir alan. O yüzden sanat demişken bir de çok renkli. Yani çok ben çok seviyorum yani kesinlikle ben kimyager olarak oldum. Dur abi. Yok abi. Tam tersi arttı abi. Geçen senelere göre de öğrenciler yazıyor artık. Bir de şunu fark etmeleri lazım öğrencilerin. Böyle bu Secret CV, yeni bir iş.com, bir de diğeri neydi? Kariyer Net gibi siteler var ya mesela. Evet. Oraya girdiğin zaman mesela ben kurcalıyorum, yazıyorum işte fizikle ilgili bir şey, kimya ya da biyolojiyle ilgili. İşte Esengül'ün dediği gibi en çok kimya alanından aslında ihtiyaç var. Evet. Kimyacı arıyorlar, kimya mühendisi ya da kimyager arıyorlar, kimya mezunu olmasını istiyorlar. Ben burada Tekirdağ'dayım, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu belki duymuşsunuzdur. Çok burası büyük bir organize sanayi bölgesi var. Benim evim hemen yanında zaten böyle duvar ayırıyor böyle şeyi. Yani haritadan da baktığınız zaman çok büyük. Şehrin etrafını sarmış bir şekilde. Neyse yani burada bile yani işte kablo fabrikası var, kimya, boya fabrikası var, kimya, ilaç sanayi var, kimya. Yani kimyanın temas etmediği burada neredeyse hiçbir fabrika yok. Çorap fabrikası var, kimya. Yani tekstilden şeye kadar dediği gibi. Dolayısıyla burada bile en çok kimya alanında kesinlikle çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Aynen Lüleburgaz tarafında sanırım Eczacıbaşı var. Yani evet. Ben hani bu alana özellikle ilgi duyan arkadaşların hani eğer soruları varsa mutlaka bana ulaşmalarını isterim. Gerçekten hani çok geniş bir alan. Ve hani maaşlar hakkında bilgi verecek olursam şu anda yaklaşık 25 milyardan falan başlıyor. Tabii bunu direkt veren firmalar var mı bilmiyorum. Daha yeni mezunlara birazcık daha aşağıdan başlayıp siz uzmanlaştıkça o konuda maaşınız da yükselebiliyor. Daha sonra müdürlük yapabiliyorsunuz, proje yöneticiliği yapabiliyorsunuz. Yani alan geniş arkadaşlar. Ben kesinlikle kimya yazmanızı öneriyorum. Evet. Ama tabii ki yazıp da sadece okumak değil. Bunun da altını mutlaka çizmem lazım. Çünkü birçok işsiz meslektaşlarım şu an halen var maalesef. Yani bu yani onlardan kaynaklı olan bir şey diye söylemiyorum. İyi eğitim veren üniversiteleri tercih etmenizi özellikle altını çiziyorum. Laboratuvarları inceleyin. Hani laboratuvarları iyi mi değil mi? Bunu inceleyin. Çünkü ne kadar çok fazla cihaz görürseniz o sizin için her zaman bir avantaj. Hem akademide devam edeceksiniz hem sanayide devam edeceksiniz. Ne kadar cihazı olan bir üniversite varsa sizin için çok daha avantajlı. Dediğim gibi yani ben hani çok konuşurum şu an sabaha kadar. Çok fazla zamanınızı almayayım. Özellikle sorusu olan varsa. Ben sorayım. Abi mesela yani az çok ben farklarını biliyorum ama öğrenciler soruyor mesela. Hocam kimya mı yazayım, kimya mühendisliği mi? İkisi de tutuyor mesela. Yani alanda bunların böyle pratik anlamda çok farklı. Güzel bir soru. Yani soruyorlar mı? Kimya, evet kimya daha geniş bir alan. Mühendislik biraz kimya mühendisliği ama aradaki böyle spesifik farklar neler? Çok 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 harika bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Kesinlikle ben genel olarak bir cevap veremem buna. Ama kişi şuna şey yapabilir. Şöyle karar verebilir. Eğer ben hani çok fazla böyle kimya ile uğraşmayayım. Hani sadece spesifik bir şey olsun. Hani sürekli her gün aynı şeyleri yapabileceğim. Ya da aynı şeyleri demeyeyim de. Hani daha çok böyle çok beni yormayacak ama benim de hakimiyetimin olacağı bir şey olsun diyorlarsa kimya teknikeri olabilirler. 2 yıl okuduktan sonra yine birçok firmada gerçekten hani çok güzel iş bulabilirler. Eğer ben bunun mutfağında olacağım. Hani işte sentez kısmı, karakterizasyon, üretime giden kısma kadar olan kısımda. Hani ben bu moleküllerin içine girmek istiyorum. Hani o dünyayı görmek istiyorum diyorlarsa hani yani laboratuvarı seviyorlarsa daha çok
kimya alanını seçebilirler. Ama ben daha çok hani bu kimya işte o işte laboratuvarda çalışan insanların o proses sürecini işte takip etmek istiyorum. Hani kimya mühendisleri birazcık daha o proses kısmında yer alıyorlar. Hani daha çok bilgisayar üzerinde işte birazcık daha proje yönetimi kısmında yer alıyorlar. Yani o mutfak kısmında değil, daha çok onu birazcık daha toparlayan ya da o kısımda diyebilirim. O yüzden şunu da söyleyebilirim. Yani bir fabrikada eğer 50 tane kimyager alınıyorsa çok az kimya mühendisi alınıyor. Çünkü asıl işin mutfağında kimyagerler var. Öyle söyleyebilirim. Daha sonra eğer isterlerse çift dal, çift ana dal yapabiliyorlar zaten kimya mühendisinden çok rahat bir şekilde. Yine yani yüksek lisanslarını da yine kimya mühendisi alanında yapabiliyorlar. Dediğim gibi eğer sadece ben yöneteyim, çok mutfağa girmeyeyim. Hani istiyorlarsa kimya mühendisi seçebilirler. Ama ben her şeyi molekülleri yaşamak istiyorum diye kimyayı seçebilir. Ben hani böyle genel bir yerde durayım. Hani ciddi işler yapayım. Ama çok mutfakta da olmayayım. Çok proje proseste de olmayayım diyorlarsa kimya teknikerini seçebilirler. Ben öğretmek istiyorum. Kimyayı öğretmek istiyorum. Hani ben öğrencilerim olsun istiyorum diyorlarsa kimya öğretmeni olabilir. Ve ben hastanede çalışmak istiyorum. Hani tıpla iç içe olmak işte isteyenler de o hani daha çok biyokimya alanına yönelebilir. Kısaca böyle özetleyelim. Ya Burak. Olabilir. Benim ilgimi çekmişti abi. O filmden, o diziden sonra ilgimi çekmişti yani kimya. Hocam. Şimdi Oppenheimer'dan sonra da şimdi hiç buğulu konuşmayalım bence. İlk başta başlıyorsunuz çok çekici geliyor falan böyle. Sonunda diyorsun yok ben iyiyim, inorganik kimya alanı iyi falan böyle. Ya şey dediğim gibi kişi kendisini tanıyorsa, neyde mutlu olacağını az çok tahmin edebiliyorsa ya da bu konuyla ilgili net bir cevabı yoksa bana her zaman ulaşabilir. Ben her zaman buradayım. Kusura bakmayın biraz uzun oldu ama yok, yok. Umarım yok zamanınızı almadım. Teşekkürler. Benim her sorum. Başlıyorum o zaman. Şöyle ben bu sene sayısalda 50 bin yaptım ve benim hayalim baya böyle senelerdir biyoloji alanında çalışmaktı. Bunu son senelerde işte astrobiyoloji ve evrimsel biyoloji olarak netleştirmiştim. Bu iki alanı yönelmek istiyordum. İsteğim ilk etapta ODTÜ'ydü. Tabii ki ODTÜ tutmadı. Şu an gördüğüm kadarıyla Yıldız Teknik Moleküler Biyoloji tutuyor. Ama ben İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde okumak istiyorum. Çünkü oranın hani bana sunacağı laboratuvar imkanlarına vesaire daha çok güveniyorum. Kesinlikle. Oradaki moleküler biyoloji de tutmuyor ama yatay geçiş yapabilirim muhtemelen oraya. O yüzden orada kimya mühendisi yazmayı düşündüm. Çünkü zaten kimya mühendisiyle biyoloji ve saydığım alanlar çok da uzak alanlar değil. İşte mezun olduktan sonra da bir şekilde yönlenebilirim. Ben bu konuyla ilgili fikir almak istedim. Şunu da belirteyim. Son birisiyle konuştuğum kadarıyla Yıldız Teknik Moleküler Biyoloji bölümü %30 İngilizceymiş. %100 İngilizce değil. Evet. Bu da onu çok geriye götürdü yani bu ikili arasında. Öyle. Kaç bin değil? 7 bin değil, 50 bin değil mi? 50 bin, evet 50 bin. 50 bin ya, 7 bin olsa ki hemen 50 bin. Yani hocam aslında sen birçok şeyi araştırmışsın ve yani az önce bahsettiğin evrimsel biyoloji falan. Yani oraya kadar gitmişsin. Senin şu an bende bıraktığın kanı böyle gözlerim parlıyor. Gözlerini görmesem de böyle anlatırken sanki gözlerinin parladığını hissediyorum ben. Dolayısıyla sen burada aynen. Bu arada astrokimya alanını söylemeyi unuttum. Yani eğer astrolojiyle ilgilenmek istiyorsanız da astrokimya alanı da var arkadaşlar. Bunu da altını çizeyim. Hatta buna ilgili bir yazı yazıyorum şu anda. Evet. Yani dolayısıyla hangi okula gitsen aslında çok daha başarılı fark yaratan bir öğrenci olacağını ben şimdiden böyle kanaat getirdim gibi. Hangi üniversiteye yazmalıyım diye mi sormuştun en son? Şöyle şunu sordum. Direkt yoğunlaşmak istediğim bölüme mi gitmeliyim yoksa bana daha fazla imkan sunabilecek ve akademisyenlerim benimle daha özel olarak ilgilenebileceği farklı bir bölüme mi gideyim? Bence ikinci bölüm. Yani oradan da bir şeyler yapabilirsin. İyi okul seni oradan zaten ufkunu açacağı için yani belki de daha iyi kapılar açabilir senin için.
Yani sen biyoloji istiyormuşsun. Moleküler biyoloji ve genetik gayet 50 binlerde falan var aslında. Yanlış mı bakıyorum bu arada? Doğru doğru. Şöyle Gebze Teknik Üniversitesi'nde Gebze Teknik'te var. Gebze Teknik Üniversitesi'nin sunacağı sosyal imkanlar ve işte evet. Barınma imkanları biraz kısıtlıymış. Ben bayağı bir insanla konuştum orada okuyan. Evet çok doğrudur. Eğitimi çok iyidir. Hep duyuyoruz. Ama sosyal ortamını da duyuyoruz yani öğrencilerden. İşte Yüksek Teknoloji Enstitüsü tam olarak Gebze'nin aslında sosyal olanaklarla sağlayabilen hali. Sadece oranın moleküler biyolojisine giremiyorum. Biyomühendislik oluyor ama biyomühendislik yazmak istemedim. Çünkü oranın da öğrenci ortamı biraz tedirgin etti beni. Sıralaması biraz daha işte 100 bine yakın olduğu için. Moleküler biyoloji bir genetiği bence düşünebilir, orada şey yapabilirsin yani dene şansın hocam. Hiç belli olmaz yani. 41 binini almış. Yani istiyorsun da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü mesela yaz hocam. Yani ne olur ne olmaz. ODTÜ biyolojiyle oraya yazacağım zaten mutlaka. Yani umutlu yani böyle yarı yarıya ihtimal de var. Gelebilir. Yani sonuçta parayla değil yaz gitsin yani. Evet. Oradan bakıyorum şimdi ben biyomühendislik var dediğin gibi. Biyomühendisliğin gelme ihtimali çok çok daha yüksek tabii ki. Çok çekmediği sürece o da bayağı şey yapmış. Çünkü bu İzmir Yüksek Teknoloji bayağı bir sükse yaptı ya son zamanlarda. Öğrencilerde de hemen şey var. Yazayım hocam gideyim oraya. Hani bir İTÜ gibi böyle şey oluyor insanda. Dolayısıyla yükselme ihtimali de var ama biyomühendislik çok büyük ihtimal gelir gibi. Ayrıca yani ben şöyle kimyaya da çok uzak değilim. Kimyayı da çok seviyorum evet. Ve hani kimya mühendisliğinde yapabileceğimi inanıyorum. Sadece işte bu noktada kafamı kurcalayan başka bir soru daha var. Ben mühendislerin tam anlamıyla iyi araştırmacılar ve temel bilim okumuş biri kadar bilimin içinde olabileceğine inanmıyorum. Çünkü onlar daha işte teknik alanda yoğun evet. Eğitim alıyorlar. İşin daha uygulamasındalar. Ben şimdi biraz daha teorik kısmında yer almak istiyorum. Bu evet. Da biraz soru işareti kafamda. Rasim bu konuda direkt araya giriyorum. Bir biyomühendis evet. Mühendisler her zaman işin bilimsel kısmından uzak daha çok olaya teknik bakan insanlar değildir. Özellikle biyomühendisler. Bu hangi okulda okuduğuna, hocalarının temelinin ne olduğuna veya bilgi birikiminin ne olduğuna göre çok değişir. Mesela Ege Biyomühendislik'le benim okuduğum Gazi Osman Paşa Biyomühendislik arasında ciddi fark vardı. Ege Biyomühendislik'te daha çok prosese yönelik, biyoproseslere yönelik eğitim verilirken bizde daha çok işin bilimsel kısmına, laboratuvarda protein parçalama, atıyorum DNA parçalama gibi, işin rekombinasyon teknikleri gibi işin biraz daha bilimsel akademik kısmına yönelik eğitim almıştık. Bu dediğim gibi hocaların bilgi ve keselerinde biriktirdikleri birikimlerine göre, yani o sana ne vereceklerine göre değişiyor. Gitmek istediğin üniversitelerde eğitim kadrolarını iyi araştırmanı öneririm. Bunun dışında biyomühendislik olarak şimdi genelleme yapmak çok bilmiyorum, benim açımdan doğru değil. Bu konu sonuçta sende bitiyor. Ne olmak istediğine gelecekte sen karar vereceksin. Cevdet hocamın da dediği gibi üniversite aslında bir araç. Sen ne olmak istediğini, hayatını nasıl şekillendirmek istediğini üniversiteyi kullanarak belirleyeceksin. Bu konuda hani bu tarz şeylere de dikkat ederek bir çıkarımda bulunup bir karar vermen senin açından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle orada okuyan öğrencilere de mesela sorun, atıyorum şimdi Konya. Konya. Birden o şeye girdim, şiveye girdim. Yani mesela gıda, orada şey var, Konya Tarım neydi üniversitenin, Konya Teknik mi? İşte mesela orada biyoteknoloji ya da işte orada moleküler biyoloji okuduğun zaman mesela gıda üzerine o işte bir eğitim alırken başka bir üniversitede daha farklı o moleküler biyolojinin farklı bir alanında eğitim alabiliyorsun. Yani mesela işte kan hücreleriyle ilgileniyorsun. Diğer tarafta tarım ürünleriyle. Dolayısıyla öğrenci moleküler biyoloji böyle oh genetik şeyler yapacağım diyor kodlarla falan. Bir gidiyor Konya'ya hop gıda ile ilgili süreçlere dair olunca mutsuz olabiliyor. Bu sefer şey diyor moleküler biyolojide iş yok kötüymüş ya da beğenmiyor mesela. Öğrenciler burada üniversitelerin az önce İlker'in dediği gibi hangi eğitim vizyonuna, vizyon demeyeyim de yani siz beni anladığınız kelimeyi bulamadım. Bakış açısı gibi değil mi? Perspektifi değil mi hocam? Evet. Yani ya bazı eğitim modeli uygulamaya yöneliktir evet. Mesela. Bazı evet. Okul daha teoriye yöneliktir. Mesela ODTÜ bazı bölümleri özellikle mühendislik bölümleri değil ama yani şeydir yani öğretim görevlisi yetiştirmek üzerine
tamamen eğitim verir. Modeli odur yani. İlker Hoca, İlker'in dediğine ben katılıyorum. Hatta bir ekleme olarak da şunu diyebilirim. Çok güzel bir yere getirdiniz. Yani Rasim Hocam, istediğiniz nedir? Yapmak istediğiniz nedir? Yani biyokimyadır, molekülerden öte. Siz temel bilimle uğraşıp ne yapmak istiyorsunuz? Yani hangi evrenin hangi kısmına ilgi duyuyorsunuz? Ben açık açık akademide kalmak istiyorum ve hani uzayla ilgilenmek istiyorum galiba. Ama uzayın dediğim Tamam. gibi biyoloji kısmıyla biraz daha. Yani şey gibi astrobiyoloji aslında, değil Tam mi? olarak astrobiyoloji, evet. Tamam. O zaman astrobiyoloji çalışan hocası var mı bölümün? Öyle bir bölüm var mı Türkiye'de bilmiyorum. Böyle de Bayağı bakılabilir. bir Yani hı. orayı ben bayağı bir kurcaladım. Bütün işte listemde olan tüm üniversiteden akademik kadrolarına kadar inceledim ve araştırma alanlarına kadar inceledim. Yazdıkları Süper. tezlere de baktım ama benim beklentime en çok karşılayan işlerin ODTÜ oldu. Benim ODTÜ'ye gitmem için mezuna kalmam gerekiyor. Ben de mezuna kalmak istemedim. Çünkü hani az önce de konuşulduğu gibi bu 4+4 sisteminden dolayı büyük bir nüfus girecek sınava. Ve İkinci ben yapan okul ne? ODTÜ dışında başka var mı? ODTÜ dışında evrimsel biyolojiyle ilgilenen bir okul bile yok. Hani bu alana yoğunlaşan bir hocası olan okul bile yok. Genel olarak bitki biyolojisi üstüne çalışıyorlar. Astrobiyoloji yapan hiç hoca yok başka okullarda. Evet. Bildiğim kadarıyla Yıldız Teknik'te vardı ama. Hani tam emin değilim ama. Böyle Yıldız'da evrimsel biyoloji üzerine çalışmalar var ama direkt o alana yoğunlaşmış bir hoca yok. Ben de şöyle düşündüm hani. Mezuna kalmak yerine giderim, bir bölüme girerim. Orada artık hocalarla yakın ilişkiler kurabilirsem, hocaları dürtükleye bir şekilde ben kendi araştırma alanımda çalışabilme imkanına sahip olurum. Biraz zor. Hocalar kendi sevdikleri şeyin dışında çok kolay açmazlar. Zorlaştırır bu işi ama şu olabilir hocam. Temel bir şey öğrendikten sonra temel biyoloji, yüksek lisansta astrobiyolojiye kayabilirsiniz. O yüzden de aslında o genetikle neydi öteki İYT'deki şey olan? Kimya mühendisi tutuyor orada. Tamam. Biyo mühendislik tutan yer vardı. Orası neresi? Biyomühendislik bütün üniversitelerde tutuyor. Tamam. Yani mesela bu da olabilir. Mühendislikle ilgili genel kanı olarak belki doğru ama şu var. Ben şöyle görüyorum. Uygulamayı ancak uygulama yaparak öğrenirsiniz ama araştırmacılığı yani researcher dediğiniz sizin akademisyenliği araştırma yöntemleri dersleri alarak teorik dersler alarak edinebilirsiniz. Nereden biliyorum? Biz öyle edindik. Yani araştırmacılığı da size özellikle hocalarla falan yani illa temel bilim alanına girerek almak zorunda değilsiniz. Sadece şöyle bir sıkıntı doğuyor aslında genel olarak. Tıpta da var bu uygulamalı bölümler, mühendislikte de var. Eğitim içinde araştırma yöntemlerini, araştırmalara kritik gözle bakmayı, araştırmalardaki yanlılıkları anlamayı önemsemiyorlar. Mesela tıpçılara epidemiyolojiyi böyle bir dönemde örülüp hızlıca anlatıp geçiyorlar. Ya da işte mesela biz psikolojide 2 dönem full böyle araştırma yöntemleri alıp üzerine başka özel araştırmalarla, araştırma yöntemleri, yanlılıklarla ilgili dersler almıştık. Onları yapmadan çıktığın zaman sadece ben biliyorum, uyguluyorum dediğin zaman sorun çıkıyor aslında. Çünkü uygulamacı da olsanız siz alandaki yeni gelişmeleri makale okuyarak elde edeceksiniz, update edeceksiniz kendinizi. O yüzden mühendislik de olsa o araştırma yöntemini sonradan siz öğrenebilirsiniz kendi çabanızla. Ama uygulamayı kendi çabanızla öğrenmeniz çok zor. Benim aklıma bunlar Evet. geldi sizi dinlerken. Sesim geliyor Çok mu ya? doğru. Evet. Yine araya girmek istiyorum. Astrobiyoloji konusu biraz daha spesifik, niş bir konu olduğu için hani herhangi bir üniversitede lisans seviyesinde en azından sana bu konuda çok fazla katkı sağlayacak bir bölüm bulman belki biraz zor olur. Hani ODTÜ biyoloji dışında bilmiyorum. Çok nadirdir yani. Orası da hani lisans seviyesinde senin aslında beklentini tam olarak karşılayamayabilir. Senin bu seviyede, lisans seviyesinde en azından yüksek lisansa veya doktoraya seni en iyi şekilde hazırlayabilecek lisans bölümü hangi üniversitede var ve hangi bölüm bu aslında? Hani biyoloji ise biyoloji, kimya mühendisi ise kimya mühendisi, biyomühendislik ise biyomühendislik. Bunları eleyip en doğru kanalı bulman gerekir. Benim tavsiyem sana bu olur. Daha sonrasında yüksek lisansını astrobiyoloji konusunda herhangi bir tez üzerine yapabilirsin. Doktoranı keza aynı şekilde. Gittikçe uzmanlaşacaksın. Bu aslında tepeye çıkan ilk basamak. Tepeye giden yoldaki ilk basamak. Sen o tepeyi gözüne koyduysan mutlaka gidersin.
Sadece o basamakların sayısını azaltacak adımları planlayarak, aynı şimdi yaptığın gibi araştırarak azaltabilirsin. Evet. O zaman aslında şu an şöyle bir senaryo mantıklı duruyor gibi. Hani dediğiniz gibi teknik alanlar bayağı işin içinde olarak öğreniliyor. Ve konuşmuştuk yine, kimya mühendisliği de geniş bir alan. Acaba diyorum ki hem %100 İngilizce olan hem de akademik kadrosu da daha bireysel olarak öğrencilerle ilgilenebilen İYİT'e kimya mühendisliğine gidip yan dal olarak moleküler biyoloji dersleri alabilir miyim oradan? Çünkü hani yan dal yapmak zor değil, öğrenci sayısı da az olduğu için. Kimya mühendisliği güzel bir bölüm ama yan dal olarak biyoloji alacağına kimya mühendisliğiyle biyolojinin birleşimi olan biyomühendisliği neden düşünmüyorsun? İlkenin en iyi üniversitesinde biyomühendislik okuyabilirsin mesela. Şu an evet, Yıldız Teknik en iyi gözüküyor. Ama işte hani sadece bunu yanlış anlama, seni biyomühendisliğe yönlendirmek için söylemiyorum. Sadece o iki bölümü okumanın zorluğunu az çok tahmin edebiliyorum. Bir bölüm yani mühendislik dersleri zorken bir de buna biyolojinin o kapsamlı derslerini eklediğinde daha çok zorlanacaksın. Bu seni gitmek istediğin hedefte motivasyonunu en azından bir süreliğine azaltabilir. O açıdan hani seçenekleri azaltman senin faydana olur diye söylüyorum. Biyomühendisi bayağı düşündüm, bayağı da araştırdım o konuyu ama işte emin olamıyorum o konuda. Hani Kasım, sesin geliyor mu? Ben de da bir şey söyleyebilir miyim? Geliyor mu? Rasim, beni tanıyor musun bilmiyorum ama ben ODTÜ'de öğretim görevlisiyim, fizikçiyim. Birçok bölümle de ilişkim var, birçok bölümü de biliyorum. Anladığım kadarıyla astrobiyoloji istiyorsun. Astrobiyoloji için Türkiye'de çok fazla şansın yok o bildiğim kadarıyla. Astrobiyoloji çalışan kimse yok. Ama ileride astrobiyoloji üzerine bir şeyler yapmak istiyorsan sana önerim benim. Türkiye'de iyi bir temel bilim, ODTÜ biyoloji tutuyorsa ODTÜ biyoloji olabilir ya da iyi bir üniversitenin biyoloji bölümü temel bilim olarak okuyabilirsin. Daha sonra yüksek lisans ve doktora için yurt dışında astrobiyoloji üzerine devam edebilirsin. İyi bir ortalama yaparak. Bu bir seçenek olabilir. Biyomühendislik ya da kimya mühendisliğinden girersen işe bu şansın çok azalıyor. Onu söyleyebilirim. Çünkü işin içine mühendislik girince daha farklı yerlere kanalize oluyorsun. Yani oradan astrobiyolojiye kayma şansın hemen hemen yok diyebilirim özetle. Teşekkür ederim bu arada. Çok faydalı oldu. O zaman temel bilim olarak moleküler biyoloji bir temel bilim bölümü. Yıldız Teknik'te moleküler biyoloji mantıklı duruyor. İyi bir üniversite ve dediğim gibi evrensel biyoloji üzerine de çalışıyorlar. Yani biyoloji bölümü de olabilir. İzmir Yüksek Teknoloji biyoloji tutuyor mu bilmiyorum ya da çoğu üniversite biyoloji bölümü kalmadı artık. İşte o yüzden soruyorum. Yani ODTÜ biyoloji tutuyor mu öncelikle? Bilmiyorum. Muhtemelen hayır. Ama yazacağım yine de. Yani oradan yola çıksan daha iyi olabilir. Ya da İşin daha böyle astronomi boyutundan girişebilirsin. Yani astronomi ve uzay bilimleri yazabilirsin Ankara Üniversitesi ama oradan işin daha zor. Yani oraya kesin girersin, o girme konusunda bir şey yok ama biyoloji altyapın olmayacağı için lisansta daha zor. Çünkü bir biyoloğa astronomi öğretmek daha kolaydır ama bir astronoma biyolojiyi sıfırdan öğretmek çok daha zordur. Önerim biyoloji kısmını, işin daha zor kısmını lisansta tamamlayıp daha sonra yüksek lisans doktoru için diğer disiplin ve disiplin arası yoluna o şekilde devam etmen. Ama dediğim gibi Türkiye'de maalesef çok önün açık diyemem. Yani özetle mutlaka yurt dışına gitmen lazım. Onun için de bir tavsiye daha, eğer böyle güzel bir bölüme girersen ortalama çok önemli yurt dışına. Çünkü gerek Avrupa'da gerek Amerika'da seni yüksek lisans ve doktora programına kabul edecek hocalar öncelikle senin ortalamana bakacaklar. O yüzden lisansta ortalamanı çok iyi yüksek tutman gerekiyor. Temel bilim okuyacaksan. Bu diğer branşlar için de zaten geçerli ama yani biyoloji özelinde konuşacak olursak.
Temel bilimler biraz daha farklı mühendisliklerden ve tıptan. Üniversite çok önemli burada. Üniversite kesinlikle birinci önemli husus. İkincisi de dediğim gibi ortalama. Yani iyi bir üniversiteden iyi bir ortalamayla mezun olman gerekiyor. Maalesef durum bu. Çünkü Türkiye'deki eğitim kalitesi hele hele temel bilimlerde maalesef birçok üniversitede çok kötü durumdayız. Birçok üniversitede zaten temel bilim bölümleri kapandı. Kalan bölümlerde işte Boğaziçi, Bilkent, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde temel bilimler iyi. Onun dışında maalesef durum içler acısı. Özetle böyle. Yani üniversite çok önemli. Yurt dışındaki referans. Yani yurt dışına bir yere kabul almak için isim yapmış üniversite diploması şart temel bilimlerde. Bunu net söyleyebilirim. Ben de kısa bir şey söyleyeyim. Ben soramadım henüz. Abi öncelikle teşekkür ederim. Ben seni Twitter'dan fazla darlıyor olabilirim. Burak hiç moralini bozma. Zaten ilgili olan geliyor bak. Mesela buradaki çocukların hepsi bayağı araştırmış gelmiş ya. Yok. Neden dolayı söyledim. Yok, moralini bozmazsın da hani onu demek istemedim. Hani az olması iyi bir şey aslında bir yandan da. Yani zaten iyi şey olan geliyor. Ve müthiş bir şey. Burada işte onu dedim ben de. Mesela... Evet. Ki burada ne güzel, yani üniversiteden hocalar da var mesela. Bu imkanı birçok kişi bulamaz yani bir daha. Kimle bulacaklar? Evet. Şimdi benim hedefim ekonomi okumak ve Boğaziçi hayalleriyle yatıp kalktım ama maalesef ki tutturamıyorum. Bir de benim çok büyük hayallerim var. Burak abi hatırlıyorsa belki bahsetmiştim. Ben sosyal bilimler alanında Türkiye'nin çok eksik olduğuna inanıyorum ve diğer temel bilimlerin gelişmesinde de çok büyük altyapı oluşturduğunu düşünüyorum. Bunun için sosyal bilimleri Türkiye'de geliştirmek üzerine çalışmak istiyorum ileride. Boğaziçi ekonomi okuyup matematiğe çok ilgim vardır bu arada. Cahit Arf hayranıyımdır. Matematiğim iyi olduğu için ekonomi okuyarak başlamak istedim. Şu an mezuna kalmayı düşünüyorum çünkü... Ben akademik bir kariyer planladığım için üniversite benim için çok önemli isim anlamında. Yani biraz kafam fazla karışık bu konuda. Onu geçersek bir de ben matematiğe gerçekten çok büyük bir tutkuyla bağlı bir öğrenciyim. Yani çok talihsiz bir lise hayatı ve 12. sınıf geçirdim. Ben akran zorbalığıyla çok mücadele ettim. Okulu açığa almak zorunda kaldım 11. sınıfta. Özel... 12. sınıfta da dershanede hocalardan yana çok büyük talihsizlikler yaşadım. Çok soru sorduğum için çünkü kafama defterle vuran o. Çünkü işte de yayındayız. Hani şeydeyse sorun yoksa anlat, olur mu? Yayına da kaydol. Yok abi, benim için sorun değil. Evet. Sorun dese ve anlatabilirsin, bilgin olsun. Ben uyarayım da. Tabii. Ben zaten yayın başına da uyarmıştın abi. O kadar kötü bir şey de yok. Yani... Az önce de konuştuk. Yani seni zorla bir şeye yapmaya çalışıyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar. Peki nasıl baş ettin bununla? Ya benim için çok zor oldu. Zaten pandeminin araya girmesi benim için bir mucize gibiydi. Evden çalışıyordum ve pandemi sürecini ben çok iyi atlatan bir öğrenci oldum. Sabah kalkıyordum, ders çalışıyordum, canlı derslerime düzenli giriyordum. Mükemmel bir sezon geçirdim o dönem. Onun sonrasında okul başladığı zaman yine başladığı için bir şeyler, ben açık liseye geçtim ve dershaneden devam etmek istedim. Dershanede de hocalardan yana çok şanssızdım demiştim. Hani hocalar, ben çok meraklı bir öğrenciyim, böyle her alandan sorular sorarım. Derste sürekli soru çözmek istiyordum. İşte bunun için sınıfın ortasına kaldırıp azarlandım falan, bu tarz kötü şeyler yaşandı. Sonra dershaneyi bırakmak zorunda kaldım bu üniversite sınavı hazırlık sürecinde. Benim için biraz zordu psikolojik anlamda ama çalışmaya devam ettim. Çünkü çok büyük hedeflerim vardı. Harika. Çalıştım. Teşekkür ederim hocam. Bir de onun dışında ben bu matematikten ciddi anlamda soğutulduğumu da düşündüm o dönemde. Çünkü
matematikçi ve geometri hocalarımız çok üstüme geliyorlardı. Ben bir de Cahit Arif'in bir lafından alıntı yapmak istiyorum izninizle. Matematik esas olarak sabır olayıdır. Belleyerek değil, keşfederek anlamak gerekir diye. Bu keşfetme olayına çok takıktım. Her formülün nasıl geldiğini hep sorardım hocalarıma. Biraz o yönden hani dersi bölüyorsun tarzında şeyler alıyordum. Bunu ben Türkiye'de böyle eğitim sistemindeki bozukluklara da yönelmek istiyorum ileride bir akademisyen olarak. Çok büyük hedeflerim var ve bu biraz aile içine dalga konusu da olabiliyor bazen. Ebrar, direkt soruya gir istersen, zamanımız azalıyor. Diğer arkadaşlar da çok uzattım, pardon abi. Estağfurullah, buyur. Şimdi ben akademik kariyer planladığım için Boğaziçi dışına bir üniversitede okursam benim için bir sıkıntı olur mu? Çünkü ben ilk 500'ü hedeflerken ilk 5000'e girdim ve güzel bir sıralamam var eşit ağırlıkta. Aynı zamanda sayısal çıkışlıyım. Yani bu sıralamayı çöp etmek istemiyorum ama Boğaziçi benim için çok önemli. Oraya gitmeyi çok istiyorum. Yani nasıl planlayabilirim başka bir üniversiteyle vesaire, bunu sormak istiyorum. Samet hocam. Gözlerindeki ışığı alıyorum hocam. Ben de biri konuşacak mı diye bekliyorum. Yok yani, kusura bakmayın. Sana soruyoruz ama hani hocam, özel tebrik bir şey olsa tebrik, girebilirler. Öncelikle tebrik ederim ya. 5000 yani kolay değil. Az önce de konuştuk, çok aday olacak vesaire. Mevcut sistemde sen seneye tekrar hazırlandığın zaman dediğim gibi bir net bile kaçırsan yine belki 6000-7000'inci olacaksın. Dolayısıyla gidebileceğin en iyi üniversiteye gidip oradan zaten sen Boğaziçi'ne falan geçiş yapabilirsin. Alırlar yani. Az önce anlattım ya. Hani sıralaması yakın bir üniversiteye gidip oradan ortalamayla zaten meraklı ve çalışkan bir öğrencinin olduğunu varsayıyorum. Dolayısıyla geçme konusunda sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorum. Boğaziçi'ne mesela yatay geçiş yapabilirsin. Böyle imkanım var. Ama illa da hani Boğaziçi böyle bazen öğrenciler de soruyor. ODTÜ olsun, Boğaziçi olsun. Ama hani bilmiyorum, çok mu şey yapıyorlar hani böyle mezuna kalacak kadar şey olabilir mi? Kendi kendime sorguluyorum yani. Burada yorum yapmak isteyen varsa yapabilir ama dediğim gibi yataya geçiş şansı var. Yani. Samet hocam, ben bu konuda bir şey sormak istiyorum. Bizim zamanımızda çok popülerdi, belki hala öyledir bilmiyorum. Bizde şey deniliyordu, sen bu sene işte gidebileceğin en iyi yeri yaz, git sınava, üniversiteyi okurken tekrar hazırlan. İstediğin hedefi tutturursan geçişini zaten yaparsın. Aldıkları gittiğin üniversitede saydırırsın. Bu ama yok mi? Tutturamazsan zaten istediğin üniversite, diğer ikinci seçenek olan istediğin üniversitede olacağın için hani bu sana çok da koymaz deniliyordu bizim zamanımızda. Bilmiyorum hala öyle midir veya ne derece geçerli, doğru bir yaklaşımdır. Konuda hani sizin yorumunuz tabii yani aslında doğrusu yanlış yok bence benim görüşüme göre. Öğrenci eğer üniversiteye gitmek istiyorsa, mezuna kalmak istemiyorsa ama aynı zamanda istediği yerde gelmiyorsa bu seçeneği değerlendirebilir yani. Üniversiteye gidebilir. Orada hazırlanmaya başlar. Orada tekrar deneyebilir. Ama şöyle de yapması lazım. Eğer ola ki geçemedi, ola ki gidemedi, o B planını gerçekleştiremedi, o üniversitede mutlu olacak şekilde gitsin diye söylüyorum ben öğrenciye. Ben de kısa bir yorum yapabilir miyim? Tabii ki. Sen tabii. Ebrar, gerçekten bu arada öncelikle tebrik ediyorum senin çabanı. Çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Benim de önerim şu, hani direkt Boğaziçi olsun, şu olsun diye böyle çok hani kendini de sıkıştırma bence. Önemli olan senin bu içindeki azim zaten. Hani senin ne istediğini biliyor olman. O yüzden mekanın belli bir noktadan sonra çok önemi kalmıyor. Eğer özellikle işte hani laboratuvarda çalışmayacaksan, işte o cihazlara ihtiyacın olmayacaksa, hani sen de sosyal alana yönelmek istediğini söylüyorsun. Hani senin birazcık daha araştırma merakın, tabii ki Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocalar birazcık daha işte yani açık görüşlü, daha çok hani tartışabilirsin. Ama inanıyorum ki Türkiye'nin birçok yerinde gerçekten böyle harika hocalar var. Hani sen eğer Boğaziçi hani kazanamazsan diye hani üzülme bence. Çünkü sen şu anda ne istediğini biliyorsun. Zaten en önemli kısmı geçmişsin bence. Ve şöyle bir ihtimal olabilir. Hani sen ilk bir 5000'e girdiğini söylüyorsun.
gidiyorsun. Eminim ki iyi bir üniversiteye gideceksin. Bu süre içerisinde özellikle hani mesela sosyal alanın hangi alanına yönelmek istediğine de karar verip bir Erasmus stajıyla yurt dışında özellikle bu alanda çalışan hocaların yanında bir yıllık bir eğitim alabilirsin, staj yapabilirsin. Yani bu birazcık seninle ilgili bir şey. Yani çok üniversiteye sıkışıp kalma bence. Yapabileceğin en iyi yeri seç. Benim önerim tabii ki. Sonu ne olur bilmiyorum. Ama ben senin yanında olsaydım ne istediğimi biliyorsam ki ben de öyle hani ben de hani ODTÜ istemiştim, kimyayı, Hacettepe istemiştim ama Gazi'de okudum. Yine de çok güzel bir üniversiteydi. Abi ben orada mesela projelere dahil oldum. İşte hocaların projelerine dahil olmaya çalıştım. İşte TÜBİTAK'ta işte yer almaya çalıştım. Yani ben çok çabaladım. Çünkü ben ne istediğimi, ne yapmak istediğimi biliyordum. O yüzden bir noktada şu anda ben kendimi burada bir yere taşıdım. Çünkü birazcık da benim içimdeki azimden kaynaklı. Ve sende de aynı ruh halini görüyorum. O yüzden çok kendini böyle sıkıştırma. Yani gelebilecek en iyi yeri seç. Önemli olan zaten üniversite sürecinde sen kendini ne şekilde de hani geliştiriyorsun. Ona yönel. Bol şans diliyorum. Kusura bakmayın birazcık. Ya her cümlenin sonunda bunu demene gerek yok. Başta da kısa açıklama yapacağım demene gerek yok. Sadece şu anki sıkıntımız 10 dakikamızın kalmış olduğu gerçeği. O yüzden Ebrar'cığım bu sorun için teşekkür ediyorum. Zeus hoş geldin. Hoş buldum abi. Hemen senin sorunu da alalım dostum. Abi benim sorum, arkadaşım var ya benim bir tane işte, şimdi sınava girecek bu sene, bayağı çalışıyor falan. Hatta şu an seste o da. O gelsin. OPEC koyar. Ya ama o böyle konuşurken biraz heyecanlanıyor falan diye benim söylememi istedi. Sıkıntı yok, hayır o gelsin. Bartu, tamam ona söylüyorum o zaman. Şey Sıvan var ya abi, burada seste şu an o. Tamam Sıvan, selamlar. Evet. Alo, nerede? Şu an burada abi yani. Oğlum ben görmüyorum. DM'den konuşuyoruz da. Altta göremiyorum. Sesten mi çıktı acaba öyle deyince? Vallahi sesteydi. Kendisi gelsin ya. Olur mu başka? Evet çıkmış sanırım. Yani, rahat olsun gelsin. Senin sorun var mesela. Sen ne yapıyorsun şu anda? Abi benim daha sınava 3 senem var yani. 9. sınıfım şu an. Tamam daha senin var önünde. Ali evet, benim var yani. Arkadaş bir gelsin evet. Buraya. Hoş geldin. Konuşayım mı hocam? Tabii ki tabii. Buyurun. Hoş buldum hocam. Hocam ben sayısalda 10.000 derecesi yaptım da 10.280. Ben tam olarak ne yazacağıma karar veremedim de. Yani İstanbul, ben Ankara'da yaşıyorum. Ekonomik durumum çok iyi değil. İstanbul'da mühendislik okumak istiyorum aslında ama Ankara'da pek mühendislik olduğunu düşünmüyorum 10.000'e. Hani ODTÜ falan tutmuyor, Hacettepe tutmuyor. Ankara'da tıp okumak mı daha mantıklı? Acaba İstanbul'da mühendislik okumak mı daha mantıklı? Bilemedim yani. Güzel. Samet burada nasıl öğrenci yaklaşmalı? Yani bu düşünce seti nasıl olmalı abi? Çok güzel parametreler var elimizde. Evet ihale bana şaka bir yana abi yani tıp başka bir disiplin, mühendislik başka bir disiplin. Aslında öğrenciyi zora sokan şu 10.000. olması. Yani bizde bir kılavuz var lanet olsun, orada programlar var işte meslek dediğimiz ya da mesleğe götüren orada programlar var. Öğrenci oradan böyle şey seçer gibi 10.000 tıp da oluyor, mühendislik de oluyor. Kafasını karıştıran nokta bu aslında. Bence Ali kendine şunu sorsun ya, ben 10 yıl sonra ne yaparak para kazanmak istiyorum, nerede görüyorum kendimi, kimlerle birlikte olacağım? Yani hastanede mi hasta bakarken, hastalara şifa dağıtırken mi böyle içi kıpır kıpır olur? Yoksa bir işte bir şey tasarlarken mi, üretirken mi ya da var olan bir şeyi daha da iyi hale getirmek daha heyecanlanır mesela. Şimdi o da var yani. Mesela, her zaman iyi şeyler olmuyor. Kötü şeyler olmuyor. Yani doğuya atanacaksın mesela, bak o da var. Doğuya tabii, değil mi? Doğuya zorun atama var öğretmenlerde, doktorlarda. Şimdi tabii. Bu da var. Evet. Bu tabii canım. Bütün hepsini düşünmen lazım. Benim şu an yakın arkadaşım kardiyolog. Nerede? Siirt'te bir yerde bilmem neyin köyünde. Bir yıl iki yıl orada çalışacak. Orada olmayı evet. seçemiyor mesela. İstiyor mu? İstemiyor evet. Belki de. Ama evet. Sonuçta bir kardiyolog döndüğü zaman iyi bir yerde, iyi bir hastanede çalışabilir. Bilemezsin evet. Yani. Tabii. Öğrenciyi burada zora sokan şey işte maddi durum. İstanbul'un şartları belli, yurt olanakları belli. Kalabalık bir öğrenci nüfusu var. Pahalı. Orada nerede kaldı? Onu düşünüyor şu an. İstanbul'a gitse çok güzel mühendislik okur. Onun da farkında. Hani burs araştırabilir aslında. Bir hikmet olur, bir şey olur, bulur yani. O maceraya atılabilir İstanbul'a gelip. Hani herkes çok güzel okumuyor yani. Sen de bilirsin, çok parayla okumuyor.
hani burs araştırabilir. Benim aklıma bu geldi. İstanbul'a gelip mühendislik gerçekten istiyorsa İstanbul'da okuyabilir. Kolay olmayacak onun için. Yani araştırırız. Sıkıntı yok. Ben de yardımcı olurum yani. Var. Peki, yani Samet, bu buluruz bir şekilde. Bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Ne kadar daha tercih süreci devam edecek? Yaklaşık 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Ha, 8 Ağustos'a kadar. Beni duyuyordur Discord adminimiz. Biz bu odaları yazılı oda yapalım. Bu sohbet bittiğinde oraya yazılı olarak soru sorulsun. Bizim ekibimizdeki arkadaşlar, sen girip onların altına cevap yazabilirsin. Burayı yazılı olarak devam ettirelim. Ben de girip elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Burası kalsın 8 Ağustos'a kadar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bizim Miraç'a söyleyelim burada da ise. Bu arada Ankara'da çok güzel hani mühendislik var. Mühendislik türünü belirlemediyse mesela ODTÜ'de metodoloji ve malzeme mühendisliği var 13.000'de. Ben olsam sırtı yere gelmez. Sırtı yere gelmez yani. Nasıl bir bölüm hocam sizce? Ben onu gördüm bende de. Bir abi şöyle düşün, ASML diye bir firma var bir şey Hollanda'da. Evet. İletken firması. Evet. Resmen savunma sanayindeki herkes orada. Bak ben de geçen sene başvurmuştum. Evet. Bir hafta bile sürmedi, 2 gün içinde red verdiler. Çünkü adamlar direkt savunma sektöründen direkt malzeme çalışan insanları alıyorlar. Bak benim hoşuma gitti bu olay yani. Bak, yine ODTÜ kimya mühendisliği. Orada çalışan arkadaşımız var. Yayına belki almıştık daha önce Instagram'dan. Gözde. Yıldız Gözde sağ ol. Abi. Evet. Benim arkadaş geldi bu arada. Hani seste şu an. Zeus, şu profil fotoğrafını değiştirir misin? Korkutuyor beni oğlum. Rüyama girecek bak. Zeus. Abi benim psikolojimi yansıtan şeyler koymak istedim. İşte ben psikolojinin bana yansımasını istemiyorum kardeşim. Zeus'u aşağı alalım. Arkadaşının geldi Sworn'u. Oradan dinleriz. Sağ olasın. Sağ olasın. Gözde sağlığını takip edin arkadaşlar. Fizikçiydi. TU Delft'te fizik, kuantum kuantum bilgisayarlar üzerine doktora yapıyordu. Doktorasını bitirmedi. Çünkü ESML'e girdi. Daha tezini yazacak. Savunmadı. Hala duruyor. Almasına gerek yok yani orada. Ve şu an ESML şirketi 5 nanometre çip üretebilen tek yer olduğu için, yanlış bilmiyorsam 4 veya 5. Şu anda Amerika ve Çin Hollanda'nın bir köyündeki bu şirkete deli gibi para akıtıyor. Hangi tarafa geçeceğiyle ilgili. Yani soğuk savaş zamanı tekrar yaşıyoruz. Bu sefer kuantum ve çip teknolojisi üzerinden yaşıyoruz. Ve Hollanda'da bir köy burası. Çok ilginç. Hollanda hükümeti de diyormuş ki, ben onu öğrendim. Çin'le de arayı bozmak istemiyor. Çünkü çok önemli bir limanlarının işletmesi Çin'de, çok büyük para geliyor. Amerika'yı zaten doğal çok seviyorlar. Çünkü Amerika ve Kanada 2. Dünya Savaşı'nda kurtardı burayı. Dolayısıyla böyle iki arada bir denge politikasıyla devam ediyor. Onu araya girip söylemiş mesela olayım Burak. NXP diye bir firma. Ben de bir şey eklemek istiyorum. Hemen vereceğim hocam. NXP mesela hani malzeme okuyan biri burada da iş bulabilir. Yani bir sürü firma var bu arada. Buyur hocam. Malzeme bilimi benim üniversite hayatım boyunca dediğim gibi çok farklı disiplinlerle iç içe iş yaptığımız için biliyorum. Gerçekten inanılmaz bir underrated bir bölüm. Yani hakkı yenen bir bölüm. Dışarıdan tanıtımı iyi yapılmayan maalesef, ama işin içine girdiğinizde vay be neler neler oluyor diyebileceğiniz bir bölüm. Aynı gelecek. Her Tabii yani her türlü alanda, yani her türlü yerde malzeme kullanıyor. Polimerinden işte çip teknolojisini söylediniz. Metalinden başka aklınıza gelebilecek plastiğine, şusuna busuna, her yerde inanılmaz bir gelişim gösteren ve disiplin arası çalışabileceğiniz dehşet bir bölüm. Yani ODTÜ malzeme tutuyorsa 10.000 tutuyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sıralama olarak. Kesinlikle Ali, ODTÜ malzemeyi es geçme. ODTÜ'ye gelirsen de beni her zaman bulabilirsin. Göz kulak olacak mısın bak? Bu çocuğu gönderiyorum. Tabii ki. Yere gelmeyecek. Yok, o gelsin. Ben onu yakaladım zaten. Alacağım şimdi ODTÜ'ye buradan. ODTÜ kimya mühendisi de gelebilir mesela. Kimya mühendisi de var. Ha, Serhat abi bence kimya mı yazsın, malzeme? Bence malzeme abi. Malzeme kesinlikle malzeme. Bence de malzeme. Kesinlikle malzeme. Yo ben de katılıyorum. Yani malzeme ya adamı gerçekten. Malzemeden kimyaya da kayar yani. Bunu söyleyebilirim ama. Ben kimyagerim ama malzeme alanında çalışıyorum. Ya. Yani böyle bir seçenek var. Yalnız şunu söyleyebilirim. Samet hocam kimya mühendisliği dedi ama ODTÜ özelinde kimya mühendisliğini ben çok önermiyorum. Tamam. Bunu da şey yapalım. Yani ben sadece sıralamaya bakıyorum şu an.
süremiz de azalıyor, hatırlatmak istedim. Aynen, süre azalıyor. Şey, hemen var. Soruları alalım. Soruları alalım. Gel, evet, Swarn dinliyor Swarn. Heyecanlanıyorsan yazarak sor. Hayır hayır, heyecanlanma. Yok yok, heyecanımı biraz yendim. Benim son senem ama ben hiçbir şey, yani çok az çalıştım. Bu yaz çalışmaya başladım. Aileme de bir şeyler kanıtlamak istiyorum ama kafamda hiçbir tercih yok. Ya bu sürelerde biraz oyuna merak sardım. Bana ne taktik önerebilirsiniz? Ben oyunları bırakabilmem için ya da daha iyi çalışabilmem için. Ailen... Evet. Ben evet, bir hocam. Şey soracağım evet, burada bir dakika. Evet. Ailene, ailene neyi kanıtlamak istiyorsun dostum? Mesela nedir kanıt? Yani ailenin senden beklediği, seni yapmak istediğin. Bir yeri kazandım kanıtı mı? Evet. Evet evet. Ya mesela şimdi ben her gün oyun oynuyorum bilolar ama ben bir yerleri kazanabilirsem ailemin gözünde bir yere girebilirim diye düşünüyorum ama işte. Bence bu konuya en iyi cevabı Cevdet verebilir diye düşünüyorum. Yok, Samet hocam dururken hocam siz yok, önce değil ve eklemeleri yok, yaparım. Aslında bunun bir şeyi yok abi, mesela şimdi eşim de dinliyor, diyor ki interneti kapatsın, online oyun oynuyorsa direkt en kolay çözüm yani ya. Bu kadar şey. Ama bu şey, amaç ailesini gururlandırmaktan ziyade kendi isteği olması lazım. Önce kendi motivasyonu. Evet. Bir de hemen kısaca aklıma şey geldi. Oyun oynuyormuş ya mesela. Ya oyun oynamak tüketilen bir şey. Belki bunun üretim tarafına geçmek onu heyecanlandırabilir. Belki dijital oyun tasarlamak onu heyecanlandırabilir. Belki oyun tasarlamak ya da ondan para kazanmak isteyebilir. Esther olsun bir... ya. Çok seviyorsa evet, oyun oynayarak içindeki bug'ları rapor ederek çok evet, güzel. Mesela Zahreyn evet, o da kimya okudu Almanya'da ama yayıncı şu anda mesela. Öyle evet, düşün. Böyle bir seçenek de var. İnsanlar yani. Bu arada neden evet, Meltem Hanım bizle birlikte değil, tek geldin? Kadınlar onu başka zaman yine atıyoruz hemen. Yok, onu çay onu da şey yaparız arkadan, daha sonra. Ben görüyorum, servis Murat, yapıyor. Biz aa, cinsiyetçi bir ekip olduğumuz için, mizojinistik bir ekip olduğumuz için Samet'e kabul etmemişizdir, ondandır. Aynen, Twitter'a bizim, göre. Cevdet'le ben dedik sakın kadınlar gelmesin dedik. Cinsiyetçi biz tabii ikimiz de cinsiyetçiyiz. Yine yaparız. Şaka o bir yana, şaka bir yana Sworn, aileni, ya şöyle bir şeyden bahsedeyim. Meslek seçimlerinde veya hayattaki böyle bir kriz hipotezi var. Samet hocam çok iyi bilir onu. Evet, evet. Yani hayatta biz bir varoluşsal bir küçük bir krize gireriz. Özellikle ergenlikte falan olur bu. Hatta öyle olması daha sağlıklı gibi görülür. Nedir bu? Sonradan da olur bu, önemli değil de. Hani senin şimdi o zamanlardasın diye söylüyorum. Şöyle bir şey. Hayatta ben ne yapmak istiyorum? Yani hayatta ne yapabilirim? Nasıl bir meslek? Para kazanmak zorundayız ne yazık ki. Çalışmak zorundayız ne yazık ki. Neyle anlam kazanıyorum? Bunları bir sormak. Çok kolay bir soru değil. Bütün ömrünü bunu adayan insanlar var. Benim burada tavsiyem şu olabilir. Geçici olarak o anda good enough olan, yeteri kadar iyi olanı git, dene, beğenmezsen değiştirebilirsin. Böyle taşa yazılmış şeyler değil. Dolayısıyla bir bunu seçmek var. Bir de buna karşı committed olup olmamak, yani bunun arkasından gidip gitmemek var. Şimdi mesela biz şeyi çok görürüz. Bu 2x2 4 tane opsiyon çıkıyor burada. Bunlardan mesela şeyi çok görürüz. Baba avukattır, anne avukattır. Çocuk mesleği seçer avukatlıkla ilgili, belli yani, tamam hukukçu olacağı çok bellidir. Kendi krizi yaşamamış olur. Kendi seçimi olmamış olur. Ailesini memnun etmek için olur. Ve daha sonra da buna dedike olup olmayacağı, buna karşı motive olup olmayacağı da farklıdır. Kimisi motive olur, der ki ya zaten aile mesleği yapayım. Kimisi de olmayabilir. Ya böyle 2x2'lik bir sistem var. Kendini orada nerede görüyorsun'a bakmak gerekiyor. Ailen büyük ihtimalle, tahmin ediyorum, bende de böyle bir şey olmuştu. Çok tahmin ediyorum ki çok bilgisayar oynadığın için ya da çok oyun oynadığın için işte bir yere gelemeyeceğini, bir şeyler yapamayacağını, bunun çok kötü bir şey olduğunu falan gibi seni eleştirdiklerini tahmin ediyorum. Sende de buna karşı bir öfke oluşmuş olabilir. Bu da çok çok normal zaten. Ama şunu düşün, bu senin hayatın ve senin meslek seçimin. Sen onları memnun edecek mesleği seçebilirsin ama yıllar sonra aslında seni memnun etmediğini fark edebilirsin. Hayatın sonu değil, yine değiştirebilirsin ama o arada giden yıllara yazık oluyor. O yüzden bir böyle bir önüne şapkanı alıp düşünüp sen aslında ne yapmak istiyorsun? Çünkü eleştiren her zaman olacak. Beğenmeyen her zaman olacak. Cool meslek yapmadığın için işte uncool gelecek meslekler her zaman olacak. Bu doğru. Ona göre bakarsak zaten hayatımızı yaşayamayız. Çünkü o mesleği sen yapacaksın. Sen baş başa kalacaksın. O yüzden ne aileni ne başkalarını gururlandırmak için değil de kendini gururlandırmak için
bir şeylere bakmanı tavsiye ederim. Asıl soru burada o. Teşekkürler tavsiyeleriniz için. Hayatımda uygulayacağım. İnşallah iyi bir yere gelirim. Yani Sivan, emin ol birçoğumuzun yaşadığı dertler, bir abin ablan olarak sana bunları kişisel tecrübelerimizden de aktarıyoruz. Mesela hepimizin ailesi, sen de belki ileride çocuğunun bir yerde, sana yakın bir yerde okumasını isteyeceksin. Dedim ya, benim annem benim hep tıp okumamı istiyordu. Kendi anestezi teknisyeniydi. Babam söylemese de mühendislik okumamı istiyordu. O da elektrik teknikeriydi. Ama annem daha baskındı ve sürekli bana bunu manipüle ediyordu, kafama sokuyordu. Beni şey yapıyordu. Benim hatta masa lambamda bile Hacettepe tıp yazar. Penguen nedir, böyle ağzı açılır. Hala durur o yani. Hani bazen gerçekten iyi ki kazanamamışım der mi insan? Diyorsun yani, anladın mı? Yani düşün ki eğitim sistemimiz Avrupa'daki gibi olsa, az önce Cevdet de açıkladı. Çocukluktan gerçekten bir şeyler belli olduğunda devlet kanalize etse, seni yönlendirse yeteneklerine göre. Böyle hani benim puanım bu geldi. Ulan bir bakayım bu puanda ne var? Ha, şu var, yazayım. Maalesef çoğumuz böyle tercih yaptık. Ve sonradan mesleklerimizi sevmek zorunda kaldık. Belki ben yayıncı olarak daha mutlu olacaktım. Belki ben sanatçı olacaktım. Belki ben ne bileyim avukat olarak mutlu olacaktım. Bilmiyorum ki. Denemediğim bir hayat şeyi, tecrübesi bu. Farklı evrenlerde belki Burak deniyordur onları. O yüzden iyi ya da kötü, dediğimiz gibi bir hesap yap kafanda. Bir şeyi kazan ve git. Ya da zorunda değilsin, mutlu olmayacaksan. Ama yarın bir gün, günün sonunda sen kalıyorsun tek başına. Yanında kimse olmayacak. Ailen de olmayacak. Mutlu olmazsan ailenin mutluluğu bitecek artık yani, anladın mı? Hiçbir şekilde başkalarını mutlu etmek için yaşamana gerek yok. Şimdi soru varsa bitirelim yavaştan. Gönüllü toplantımız başlayacak. Ona yavaştan geçmemiz gerekiyor. Var mı arkadaşlar sorularımız? Hah, Rasim buyur hocam. Ben çok kısa bir şey sormak isterim hemen. Teşekkürler dostum benim. Sağ olasın. Yine özelden odalarımız açık olacak. Yazılı oda olacak burada. Daha sonra da spesifik sorularınızı odalardan sorabilirsiniz. Buyur Rasim. Bir de network'ü vardı Burak, unutma. Tamam, onu da hemen vereyim söz. Şunu sormak istiyorum. %30 İngilizce bölümden %100 İngilizce bölüme yatay geçiş yapılabiliyor mu? Yani bununla ilgili çok güzel veri soru. Yok internet. Güzel. Bu arada %30 Rasim, bir bilgi vereyim. RGS'e giderken de bana %30 hatta %40 deniyordu. Yalan abi. Çoğunlukla Türkçe. Yani İngilizce falan olmuyor. Hani neyin %30 olduğunu iyi araştır. Genelde o %30 İngilizce, %100 Türkçe olabiliyor. Bilgin olsun. Zaten öyleymiş. Hatta hazırlık da okutmuyorlar sanırım bölümde. Biz okuduk. Ben atladım ama okutuluyordu. Sadece buyur hocam. Şimdi abi %30 İngilizce bir bölümden %100 İngilizce bölüme geçmek istiyorsa öğrenci, merkezi yerleştirme puanıyla geçecekse, bu var ya YKS yerleştirme puanı, yani onunla geçecekse, aynı bölümse birinci yılın sonunda geçmesi lazım. Yani ikinci yıl başlamadan geçmesi lazım. Mesela endüstri mühendisliğinden endüstri mühendisliğine geçiyorsa. Ama bölüm farklıysa %100 programa dönem şartı aramadan geçebilir her şekilde. O üniversitenin İngilizce yeterlilik puanını almıyorsa, alamıyorsa, yani geçemiyorsa ya da elinde bir YDS, TOEFL gibi üniversitenin kabul ettiği bir puan yoksa da hazırlıktan devam eder. Çünkü farklı bir programa geçiyor. Aynı programa da geçse de dediğim gibi yine o hazırlığı geçemediyse hazırlıktan devam eder. Ama ortalamayla yatay geçişlerde genelde zaten bakarsınız Ege, işte 9 Eylül, Boğaziçi, çoğu %100 programlara öğrencileri sadece %100 programlı öğrencilerden kabul eder. Yani %30'dan, %30'lar %30'a, %100'ler %100'e gibi. Öyle söyleyeyim. Anladım. Sağ ol. Kabul etmez yani. Sağ ol hocam. Aşağı alıyorum seni de. Şimdi özellikle soruları sesli alıyorum. Çünkü Twitch'e yayın veriliyor. Bu da YouTube'da Gelecek Bilim'de canlı, yani ikinci kanalımızda olacak. Elimizde de güzel bir arşivimiz oluyor. Senin sorunu alayım Networkçü. Sonra yavaştan sonlandıralım dostum. Buyur. Hocam soru değil de Bursa'la ilgili bir şey geçti ya. İlk 1000'e girer temel bilim seçersen 9600 lira devlet burs veriyor. İlk 5000'e girersen 7200 civarı. 10.000'e girersen de 5.5K civarı. 25.000'e kadar gidiyor. Onu diyecektim. Ha bak, bu da güzel. Mesela hatırlıyorum, yurt verme durumu da vardı. RGS'te yurt yoktu normalde içinde. Çok güzel villa gibi binalar vardı. Biz diyorduk bunlar ne böyle? Mesela RGS şey diyormuş. Yani beni tercih edersen ilk 5.000'de mi artık 10.000'de mi ne? Beni yazarsan ben sana buradaki evleri veriyorum diyordu o zamanlar. Üniversitelerin özel şeyleri de oluyor Samet evet, hocam. Evet, sen evet, evet abi. Abi şimdi mesela ODTÜ, az önce konuştuk ya, ben böyle
canım sıkıldı tıklıyorum. Bu yanında büyüteç var ya, yok Atlas'ta adaylar bilir. Mesela tıklıyorum ODTÜ'ye. İlk 10.000'deki aday vardı ya az önce. Tıp mı yazsam, mühendislik mi yazsam diye. Mesela metalürji malzemeye tıkladım. Diyor ki bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlıyorsa, tabii bunları okuyacak. Diyor mesela ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma, yurt sağlanmaktadır diyor mesela. ODTÜ bunu sağlıyor. Önceki Ankara'daki arkadaş bunları bence araştırmalı. Hani maddi durumu dedi, İstanbul'da yani, değil ya. Belki İstanbul'da tabii. Bir üniversite o bölümü orada seçerse, o 10.000 diye tabii. Galiba belki çoğu şey bedava olacak. Bak ona baksın biz dinliyorsa. Tabii. Güzel. Tabii. Burak Ali'yi konuştuk. ODTÜ'ye davet, evet, ODTÜ'ye davet ettim zaten. Gelecek Ali. Konuştuk Ali'yle. ODTÜ'ye davet ettim. Bölümü de gezeriz. Başka soruları varsa onları da hallederiz ODTÜ'de. Tamam Ali. Bekliyorum. Faruk bir soru tamam, soruyormuş. Onu da alalım yukarıya. Sesli olsun sorularımız. Hemen alıyorum. Teşekkür ederiz. Networkçü güzel bir bilgiydi. Sen de aşağı alıyorum. Azaltmam lazım. Canberk bir şey ekleyecek misin? Bir sorun var mı? İsterseniz kısa bir yorum yapabilirim. Gördüğüm ortak çünkü tüm öğrencilerin bir kaygısı var. Sağ olun. En fazla ben şeyi gördüm burada. Yani tüm öğrenciler şey düşünüyor. Hangi üniversiteye gideyim vesaire. Mesela benim daha önceki yıllarda arkadaşlarım da olmuştu. Mesela çocuk gerçekten mühendislik istiyor ama çok yüksek bir puan almış. Orada diyor ya tıpa gidebilirim. Daha yüksek puan boşa gitmesin. Diğer hocalarım nasıl bakar bilmiyorum. Fakat bunun zararlı olduğunu düşünüyorum. Puan boşa gidecek bir şey değil. Önemli olan bence herkesin kendi istediği, sevdiği bir alanda ilerlemesi. Bunun yanında ikinci bir noktada şunu koyabilirim. Türkiye'deki üniversiteler aşağı yukarı aynı. Önemli olan içindeki hocalarımız. Bazı yerlerde gerçekten kıymetli hocalarımız olabiliyor. Ama ismin mesela çok da öyle popüler olmayan üniversitelerde. O yüzden ilk önceliği sevdiği bölümlere koymalarını söylerim. Ondan sonra da üniversite neye göre seçebilirler? Şehire göre, şehrin avantajlarına göre. Ondan sonra üniversitenin laboratuvarları var mı vesaire buna göre. Yani sadece ismin peşinden koşmamalarını öneririm. Çünkü zaten uluslararası camiada bu isimler çok bilinen isimler de değil. Yani en yüksek Boğaziçi bile desek mesela şu an Times Higher Education'ın sıralamalarına göre Boğaziçi 800 ile 1000 arasında bir yerde gösteriliyor. Net bir sıralaması bile yok. O yüzden bunlara çok takılmadan siz neyi istiyorsunuz, neyi seviyorsunuz ona karar verin. Ondan sonra da şehrin avantajlarına bakın. O sizi etkileyecek çünkü. O diğer sadece okulun ismi, bina şey bundan ibaret. Bak sana katkı olarak. Mesela spesifik olarak bir alanda bir hocayla çalışmak istiyorsa o hocanın peşinden gitsin. Mesela Türkiye'nin en iyi yapay zekacılarından birisi pardon Derviş Karaboğa'dır. Kendi algoritması vardır. Arı kolonisi algoritması. Alanda herkes bilir. Ama belki şey yoktur. Popülaritesi yani. Böyle Twitter'ı yoktur bu adamın falan. Şimdi sen bu adamı seviyorsun. Yapay zeka çalışmak istiyorsun. Git abi. Kaç bin yaparsan yap. Git. Orada oku. O hocayla aranı iyi kur. Önceden mail at. Hocam ileride benim hedefim seninle doktora yapmak. Çünkü ben senin alanda taradım, çok beğendim. Mesela hoca bazlı da seçim yapabilirsiniz akademide gitmek istiyorsanız. Ama sektörel bazda gitmek istiyorsanız bazı üniversiteler var. Bugün konuşuyorduk mesela Özyeğin falan filan. Bunlar bence direkt mesela Özyeğin'de makine mi, ODTÜ'de makine mi? Bugün daha muhabbeti dönüyordu onun. Eğer sen iyi bir mühendislik istiyorsan ama iyi bir iş, ticaret, işte CEO'luk falan Özyeğin. Bunlar bence bu Erhan Hoca'nın da ekibi, işte Amerika'ya gidip gelen tayfalar diyeyim ben özellikle. Tamamen şu mantıkta işte startup'ını kur, CEO ol falan. Böyle bilim bilim çok umurlarında değil abi. Herkes yazılımcı olsun. Sesin gelmiyor Samet bu arada. Kediyle mi konuşuyorsun abi? Tamam, Gonyalım. işte şey değiller böyle ama sen karar veriyorsun burada. Temel bilimlerden devam etmek istiyorsan akademide bence hocaya da bakmalısın. Ben mesela yazmadan hocaları araştırdım. Ne yaptım biliyor musun? Mesela ben puanım 40.000'de falandım. Niğde Üniversitesi geliyordu o civarda baktığımda o kataloğa. Niğde'deki hocalara baktım. Çok fazla işte prof yoktu. Erciyes'e baktım. Erciyes'te çok vardı. Mesela milletin öp öp bitiremediği Katü'de çok yoktu. Ege'de yoktu. Mesela Ege'yi de yazabilirdim İzmir güzel hoş diye. Ama ben hocaların kalitesine bakarak yazdım mesela. Akademik gideyim ya da gitmeyeyim. Çoğu Ege ya da 19'du hatırlamıyorum. O üniversiteye giden arkadaşım 1-2 prof vardı bölümde. Hiç de memnun değillerdi elektrik elektroniğinden. Ya da Katü'de de öyle yani. Neyse yavaştan toparlayalım. O soruyu alalım. Sağ ol Canberk'cim. Güzel bir noktaya parmak bastın. Ben mesela Gülsüm örneğini... Mesela sağ olun.
Gülsüm sen kendini açıklayabilirsin. Mesela fizyoterapi okudun ama şu an o eski heyecanın, motivasyonun kalmadı bana demiştin en son hatırladığım kadarıyla. Bak hayatta bu da olabiliyor. Bu realite de var yani. Bir onu anlatır mısın mesela senin durumunu? Şöyle, aslında ben fizyoterapiyi kendim isteyerek seçmedim ya da bilerek seçmedim. Ben de iyi bir puan yapmıştım, iyi bir sıralamaydı. 14.000'e girmiştim ve istediğim yeri kazanamamıştım. Ben de ODTÜ makine istiyordum ve 8.000'deydi o dönemde. 8.000 ile 14.000 arasında çok fark var. Kesinlikle tutmayacaktı. Ve dershane hocalarımdan başka beni yönlendirecek kimse yoktu. Ben bir küçük bir ilçede yaşıyorum. Hani hiç konuşabileceğim bu şekilde bir ortam falan yoktu o zamanlar. Hani 2012'den bahsediyorum, 11 yıl önce. Dediler puanın iyi, sıralamanın iyi, bunu işte şey yapma, harcama, işte ben yani mezuna kalsam mı, çok yorgunum zaten, hani üniversiteye gitmek istiyorum. Herkes aynı dönemden geçiyor. Neyse ben işte sağlıkla hiç ilgim yoktu. Ama hani ne olduğunu bilmeyerek yine de bir şekilde fizyoterapiyi tercih ettim. Hacettepe'yi kazandım ve oraya başladım. İlk sene güzeldi aslında. Temel bilimler, anatomi, fizyoloji vardı. Sevmiştim onları. Temel bilimleri sevdiğim için. Daha sonra bölüm dersleri başlayınca sevmedim ama bırakamadım da. Şunu ve böylece 4 yıl... Şimdiki aklım olsa başka şey yazardım. Tüh be falan diyor musun yani? Pişmanlığım var. Tabii ki. Tabii işte. Ki. Çünkü ben mesleğimi yapmayacağımı biliyordum ve sadece işte ne yapabilirim diye düşündüm mezun olduktan sonra. Akademisyenlik olabilir. Çünkü sadece kendi bölümümden değil, temel bilimlerden de devam edebiliyordum ve ben fizyoloji yüksek lisansına başladım Ege Üniversitesi'nde. Oradan devam etmek istedim ve gayet güzel de gidiyordu ama daha sonrasında Türkiye'deki akademi de çok hoşuma gitmedi ve hani idealist kişiliğime uygun değildi yani. Daha sonra onu da bıraktım. Şu anda fizyoterapiyle ya da fizyolojiyle ilgilenmiyorum. Web tasarım ve kodlama okudum 2 yıllık. Onu bitirdim şimdi. Ve oradan ilerliyorum. İşte bu bak şekilde. Böyle şeyler de çok var. Anladınız mı arkadaşlar? Mesela Gülsüm'ün o yazdığı dönemde, ben de kendi dönemim yakın bir dönemdir zaten. Ve ben de Antalya'dayım. Gülsüm ilçesinde olduğunu varsay. Ben Antalya'daydım o zaman. O ilçesinde. Ben bile tercihi oturdum annemle yaptım. Ve annem ne yaptı biliyor musun Samet? İlk üçü tıp kazanan oğlum. Bizim bir efsanemiz vardı. 85.000'de katü tüp kazanmış bir olan. Ha teorik olarak olabilir kimse yazmazsa. Yozgat tıp, Çorum tıp. Annem babam Yozgatlı ve Çorumlu. Yeni açılmıştı. Altına Fatih Üniversitesi mi ne vardı bu FETÖ'cülerin? O zaman meşhurdu. Adını unuttum. Onun tıpını yazdırdı. Ya düşünsene. Şansa birisi tutsa bile belki iyi şeyler olmayabilirdi. Onun ardına abi full elektrik elektronik bak. ODTÜ'nün Kıbrıs'ı yazdım. Gaziantep yazdım. Altı RGS, altı NİDE. Ben NİDE gelecek diye beklerken RGS geldi. Ha Gaziantep de gelebilirdi. İngilizce okurdum. ODTÜ de gelebilirdi. İngilizce okurdum. Farkı bu olurdu. Doğu Akdeniz bana tam burs veriyordu. Bak burada da ben kendime kızıyorum. Yazmadım. Full İngilizceydi. Bir yıl İngiltere'ye gönderiyorlardı. Ben sırf Kıbrıs'a giderim. Orada alkole falan başlarım. Yoldan çıkarım diye yazmadım. Aptalca. Ama o zaman onu göremiyorsun. Bilmediğin bir yer. Uzak bir yer. Benim kız kardeşim Kıbrıs'ta okudu mesela. Daha cesur çıktı benden. Burada o yüzden profesyonel danışmanlardan işte Samet Hoca gibi bence yardım çok önemli. Anne baba şu bu bilmez bu işi arkadaşlar. Sen zaten bilmiyorsun. Eskide kaldı onların kafası çok. Tabii yani. Artık gençler çap yapıyor, yandal yapıyor, staj yapıyor işte az önce arkadaşımız gibi yani abi, bırakıyor. Bize soru sorabiliyor işte bunu anlatıyorum. Yani evet, geldiğimiz nokta bu. Evet. Biz hangi bölümümüze evet. Soru sorabiliyorduk ki eskiden ulaşacağın evet. Da soracağın da bunun değerini evet. Bilin yeterli yani. Kendini bildikten sonra abi mesela PDR okuyan ikinci sınıf bir kızla görüştüm geçen de Ankara'da. TET Üniversitesi çok iyi, çok böyle yetenekli buradaki gençler gibi kendini çok geliştirmiş. İngilizcesi çok iyi, mükemmel. Hocam dedi ben buraya ait olmadığımı hissediyorum dedi, konuştuk. Biyolojiye geçmek istiyor. Beyin araştırmaları yapmak istiyormuş böyle. Nöroloji çalışmak istiyormuş. Psikolojiyle birleştirip dedim güzel fikirleri var böyle. Yani bırakabilir mesela şu an PDR'yi. 2 yıl okumuş, hazırlık da okumuş 3 yıl. Ama hayat ya, onun hayatı. PDR'yi bir ara çok bak pompaladılar. İşte 60'larla atanıyorsun falan. Evet, herkes evet. PDR yazdı. Benim kız kardeşim de öyle. Evet. Şimdi atanma yani o yüksek puan istiyor. Atanamadı. Müdür yardımcılığı yaptı özel okulda. Şimdi evet. Yani evet.
hayatın nereye getireceğini bilmiyorsun. Çünkü o dönem hakikaten popüler. Yazıyorsun, bir anda popülaritesi gidiyor. Evet. Ben şu an tıpı çoğu insanın yazacağını düşünmüyorum eskisi kadar. Hevesli olduğunu falan. Evet. Yazılım da bir yerde patlayacak. Doyuma ulaşacak abi. Bunu göreceksiniz. Bir yerde ulaşır. Evet. Aha. Evet. İnşallah ulaşır da böyle rahatlarız. Biz de danışmanlık yapan uzmanlar olarak hani bu popüler ne derler? İşte tıptı. Hala tıp var da hani böyle her şey bir stabil olsa keşke, böyle öğrenci ona göre gitse. Şu an revaçta yazılım. İnşallah o da biter. Rahatlarız. Abi herkes yazılım ben... diyor. Nereye kadar yani böyle? Burak, ben de bir örnek vermek istiyorum. Konu buraya geldi. Bu ailelerin baskısı üzerine 20-25 sene önceki mevzu. Benim bir arkadaşım tıp istiyordu. O zaman tıp tabii taptı. Yani en çok tercih edilen bölümdü. Şimdiki kadar durumlar kötü değildi. Ama ablası işte doktor olduğu için aile sen de doktor olma, ablan çok zorlandı gibisinden bir yönlendirmeyle puanı da çok iyiydi. Derece yapmıştı. ODTÜ Elektrik Elektroniğe aile zoruyla girdi. ODTÜ Elektrik Elektronik şu anda herhalde ilk 3'te diyebiliyorum. Samet Hocam yanlışsam düzeltin. O kadar top bir bölüm şu an için. Ama çok zor bitirdi bölümü. Çok zorlandı. Bitirdikten sonra iş bulamadı. Düşünün, ODTÜ Elektrik Elektroniği bitiriyorsunuz ve iş bulamıyorsunuz. Çünkü motivasyonunuz yok. Daha sonra işte uzun dönem askerliğe gideyim bari, işsiz kaldım falan filan. Sonra bir yerde işe girdi ama hayatı boyunca hiç memnun olmayacağı bir yerde çalışıyor. Şimdi isim vermeyeyim, büyük bir şirket ama ilerleyemedi de, kariyerini de ilerletemedi maalesef. 20 sene önceki bu aile baskısı yüzünden tıp seçmemiş olması nedeniyle bu böyle bir kariyere geldi. ODTÜ Elektrik Elektroniği bitirmesine rağmen. Şunu söyleyeyim Sedat Hocam, ek olarak bizim sektörde yeni gelen mühendisleri falan görüyorum. Çok fazla ODTÜ'den falan gelen var. Hayatta şantiyeye girmeyecek insanlar, tamam mı? Adam gelmiş şantiye mühendisi olarak inşaat firmalarında, şu firmalarda. Şimdi ben mesela düşünüyorum, belki ben ODTÜ'yü kazansaydım İngilizce olduğundan olabilir, zor olduğundan olabilir. 7 yılda bitirecektim belki. Bitirdiğimde günümüzde geldiğimiz hedef neredeyse aynı. Çok üzüntü verici bir şey. Yani adam daha kötü üniversitelerden gelip de çok iyi yerlerde pozisyon alan insanlar da var. Burada çok parametre var. Çevren, network'ün, kendini iyi pazarlaman, İngilizceni geliştirmen, gerçekten çok parametre var. İnsanlar sana aa bu ODTÜ'lü gel buna 10 bin dolar maaş vereyim diye hop almayacak. Almıyor yani. Nereden olursa olsun bütün firmalar günün sonunda bir kere cost reduction olayı vardır. Masrafı azaltma nasıl yapabilirsin? Maalesef çalışanlarının sırtından. Daha ucuz. Şimdi adam ODTÜ'lü olmasını artık pazarlayamayacak noktaya geldi mühendislikte. O yüzden Burak hatta ters bilet yapıyor. Ters o ODTÜ'lüyse çok para ister. Evet, çok para ister. Onun yerine gazlıyı alalım falan diyorlar. Abi %100. Yani. Çok doğru. Bak bunu da duydum ben. ODTÜ'lü bu. Evet. Ya bunu sağda tutamayız. Bunu mutlu edemeyiz. Bu şey bu burnava over qualified diye bir reddetme yöntemi de vardır şirket HR'larında. Evet. Hatta şey de oluyor. Bunun teorisi iyidir de pratiği hiç yoktur bunun. ODTÜ'lü bu falan diyen bile oluyor. Aynen öyle. Nerd gibi görülüyor çünkü. Aynen. Yani evet. Burak sözün bitmiş miydi? Kestim mi? Pardon. Ya ben şey geldi aklıma bütün bunları deyince. Şimdi o dönemlerimi hatırladım. Şey diye bir rüya vardır ya. Okula dönme temalı rüyalar vardır. Bilir miyiz? Burada abi okullarını bitirmiş kişiler. Hala bak yemin ediyorum. Daha bu ay içinde gördüm. Sınava giriyoruz. Ben nasıl de. Psikolojimizi bozmuş bu ÖSS bizim zamanında. Aşırı yaygın ya. Benim var. Abi sınava giriyorum. Herkes var, çalışmış. O bak Ozan da benim şeyimdir. O kardiyolog oldu ya. Hep böyle şeydi benim yakın arkadaşımdır. Kıyaslanmış. Abi bakıyorum Ozan diyor ki ya ben hepsine çalıştım. Sen şu konuları bitirmedin mi? Düşünüyorum abi. Of. Abi ben mühendis değil miyim diyorum rüyamda. Bir uyanıyorum kantin içinde. Oh Allah'ım çok şükür o günler bitmiş. Kabus ya. Hı. Beynimden zihnimden çıkmıyor sınav psikolojisi. Bak Ömer demiş sınava geç kaldım. Ömer Samet demiş sınava geç kaldım işte, rüyası. De Gülsüm demiş sürekli kaldım. Lisede görüyorum. Benim babam herhalde 60 yaşını geçti. O da görüyor. İlkokulda görüyor falan bak, kendini. Ya, bak lisede. Onu diyecektim şimdi. Cevdet bir terapi yap bize ya. Cevdet. Yok onu öyle değil. Bu arada o tarz rüyaların çok sık görüp rahatsız oluyorsanız travmatik şeyler EMDR'la çok çabuk çözülüyor. Aklınızda olsun. Ben şeyi diyeceğim yani o dönemi şöyle bir hatırladım şimdi bu etkinlik vesilesi çok zor bir dönem arkadaşlar bunun farkında olun hani herkes sizden bir şey istiyor bursunu bak oraya bak bin tane parametre var onu araştır bilmem ne ben şunu diyeceğim şimdi şöyle bir şey aslında çok da şey yapmayın gibi olacak ama
Mükemmel kararı veremeyeceksiniz. Hiçbirimiz burada mükemmel karar vermedik. Celal abi de mükemmel karar vermedi. Dünyanın en iyi bilim insanı da, mesleğindeki en mutlu insan da mükemmel karar vermedi. Lütfen size kendinize, ben o zamanlara dönüp baktığımda kendime ne derdim? Hani o yaştaki Cevdet'e derdim ki bu kadar da takılma aslında. Çünkü bu kadar büyük şeyler değil. Bu kadar büyük hayatınızı mahvediyor. Bu biraz böyle bir şey. Okulların en yüksek puanları alalım. Biz bir puan, bir rakam üzerinden şey yapalım. Sayı üzerinden yapalım. Üniversitenin dershaneleri, Samet çok iyi bilir. Dershanelerde böyle en yüksek puan edelim. Çünkü şu kadar kişiyi şuraya soktuk diyecekler falan. Evet, orada evet, şey evet. Algısı vardır. Hayatınız evet. Kurtulacak veya hayatınız bitecek. Ya şu üniversiteye bir gir, her şey çözülür. Abi öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Bunu çok söylemiyorlar. Bu işler gittikçe kolaylaşıyor. Benim gördüğüm o. Yani yüksek lisans lisanstan daha kolaydı. Doktora yemin ediyorum size, bir açıdan lisanstan ve yüksek lisanstan daha kolay. İş hayatınız okumaktan çok daha kolay oluyor. Çünkü bir şeyi öğreniyorsunuz artık, biliyorsunuz. Sürekli sınava tabi tutulmuyorsunuz. Kalma geçme yok. Böyle bir meslek seçmezseniz daha rahatlıyor. İşler iyiye doğru gidiyor. Onu söyleyeyim. Ama her zaman bu olacak. Hayatın kurtuldu veya hayatın battı demek değil. O yüzden son bir cümle, ne dersin bu arkadaşlara deseniz, çok da şey yapmayın arkadaşlar, mükemmel kararı vermek zorunda değilsiniz. Hayat bir süreç. Elinizdekilerle olabilecek elinizden geldiğiniz kadar baktınız mı baktınız. Efor sarf ettiniz mi sarf ettiniz. Kaçırdığınız yerler illaki olacak ve bir karar verin. Bir başlayın bakalım, biraz da hayatın akışına güvenin. Çünkü bizi insan yapan şey adapte olabilme gücümüz zaten. Yani işte Burak'ın anlattığı arkadaşı girdiği bölümden ya da bir sürü anlattığınız örneklerde biz neyi görüyoruz aslında? Canberk de söyledi. Neyi görüyoruz? Adapte olma gücünü görüyoruz. Girip o bölümü sevmezsen, bak Gülsüm değiştirmiş mesela. İlla okulla olmuyor bunlar. O yüzden çok da o kadar da üzerinizde baskı hissetmemeye çalışın. Bu kadar böyle, yani şunu demeye çalışıyorum, bize bir hocamız demişti ya, şeyi farkındasın değil mi dedi, sen şu an cerrah değilsin ve sen bunu bir gün sonra versen bu ödevi kimse ölmeyecek, sakin ol. Yani evet, burada da bu verdiğiniz kararda kimse ölmeyecek, sakin olun. O yüzden o kadar mükemmel kararı veremezsiniz, olabildiğince yeterince iyi bir karar verin, veremezseniz de geri dönüşleri var, o anlamda rahat olun. Güzel örnek. Ya günün sonunda Ozan şu yani, anda doğuda bir köyde, eşi de doğum çalışıyor. Ben mutlu musun diyorum. Hayır değilim diyor. Halbuki benim için o başarılı ve mutlu olması gereken biri değil mi? Değilim diyor. Evet. Yani hiç beklediğin gibi gitmeyebilen şeyler var hayatımızda. Bu odaları dediğim gibi evet. Yazılı tutacaksın Samet. Sen de gün içinde takip tamam. Et dostum. Ana tamam, odamız yazarım. Olur. Orası sende. Diğer bilimlerde. Yine cevaplar verelim. Sorusu olan kaldı mı? Bizim toplantıya geçmemiz lazım. Faruk sorun varsa hemen alalım dostum. Networkçü buyur. Networkçü sen bu İmam Hatip'le arkadaşmışsın bizim şey Twitch'e giren yayınlara. Evet. Evet. Ha. Ya senin soruların o kadar çok ki, kötü de değil ha. Güzel sorular. Ben senin bu merakından dolayı, soru sorma azminden dolayı, hani laf olsun diye biri sana beni üzülmemem için soru sordurtuyorsa söyle vallahi. O kadar mutlu oluyorum ki soru soran birilerini görünce. Ve her yayınımıza giriyor, soru soruyor. Biri mi tuttu oğlum seni bize soru sor diye? Yok hocam. Meraklıysın değil mi? Çok güzel ya. Çok hoşuma evet. Gidiyor bu durum. Bu sor bakalım, son soru ama. Abi şey soru değil de hani soru bitireceğiz. Profesör bazlı üniversite seçilebilir dedi ya abi. İstanbul Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi açıldı. Başında Şade Evren Şeker var. Bilgisayar. Biliyorum onu. Seçecek arkadaşlar bir bakabilir. Evet, Şahide Hoca iyidir. Şey anlamda. YouTube'da da zaten bilgisayar bilmem ne diye sayfası vardı. Ben çok izlemiştim. Bilgisayar kavramları var. Bilgisayar kavramları. Bak sana ben bir şey soracağım. Sen mesela ilahiyat okudun. Mesela şey doğru mu sizce? 2 yıllık okuyorlar. İşte 4 yıllık yapmaya çalışıyorlar. Mesela ben de diyordum. DGS'ye gelenler vardı bize. Sırf mühendis title almak için ama. Bir tanesi babamın arkadaşı. Yıllar önce çalışmışlar. Kocaman adam abi. Yaşlı başlı. Sınavda logaritma çözemiyordu galiba. Ağzında kopyayla yakalandı abi. Kağıdı yutmuş falan. Yani düştüdüm. Abi diyordum hani bak senin yapma durumun çok zor. Dersler zor. Niye istiyorsun? Sırf maaşım artsın diye. Title almak için. Ben bu geçişleri de... Ya mesela bir insan yazılım... Şey bile bana garip geliyor. Yazılımcı olacaktın da madem niye elektrik elektronik üniversite okudun? Belki sonradan değişebiliyor kararları ama... Evet, yani evet. Biraz daha önceden şey yapmak lazım ya. Faruk sorunu sorsan abi. Bitirelim hadi. Bekliyorlar bizi. Merhabalar öncelikle. Merhabalar. Ben de sayısalda 10.000'e girdim. Ve daha çok sahada çalışmak
çalışmak istiyorum. Ve mühendislik tercihinde bulunacağım. Ancak kafam karışık. Benim temel amacım ortaokuldan beri İTÜ Uçak Mühendisliği'ydi. Akrabalarımdan dolayı. Ancak İTÜ Uçak Mühendisliği 5000'den aldığı için maalesef beni de tutmuyor. Bu zamana kadarki hedefim oydu ve bir anda kendimi böyle boşluğa düşmüş bir hissiyatında bulundum. Çünkü temel amacım oydu ve gerçekleştiremedim. Şu an ne yapacağımı da bilmiyorum. Mezuna da kalmayı düşünüyorum bir yandan da. YKS'de TYT adına çok heyecan yaptım ve o yüzden TYT'm kötü geldi. Aslında daha fazla da yapabileceğimi inanıyorum ama aile ve çevre baskısı ne güzel puan yapmışsın, onu bulamayanlar da var, neden mezuna kalıyorsun gibi laflarla örtülü etrafım. O yüzden şu an kafam karışık, sizden yardım almak için sorum evet, şekilde yani. Yani bu şey oluyor abi, işte bir bölüme bir şeye böyle çok gönül hedef koymak güzel bir şey olduğu kadar aynı zamanda kötü de, işte böyle olmayınca da sanki dünyanın sonuymuş gibi oluyor. Alternatif yaratacağız hocam Faruk'a yani. Uçak mühendisliği değil de yani uçaklarla yine ilgilenebileceği şekilde başka bölümler. Elektrik olabilir, başka bir şey olabilir. Sahada çalışmak istiyormuş. Yani İTÜ ise mesela İTÜ'de başka program bakabiliriz ona. Çünkü başka şey yok yani. Elimizde seçenek yok. Ben de isterim uçak mühendisliği. İTÜ'de olsun ama uçak mühendisliği olmuyorsa belki başka mühendislik. Neredeydi onu? Biraz puan düşüktü ama güzel bir bölümde. Ona da bakabiliriz. Puanını da hatırlamıyorum. Çok yüksek puanı yoktu o bölüm. Neresi? Uçak elektrik elektroniği. Hangi üniversite? Onu diyecektim. Tam onu diyecektim ama evet. Hangi üniversite olduğunu düşünüyordum Eren. Ha Eskişehir'de var. Bak Eskişehir'de uçak elektrik elektroniği var. Orada da bizim şey okuyordu ya. Oradan mezun. Bizim yayıncı olacaktı. Bu arada çok para kazanıyor. Şey oluyor yani meslekte, ben TÜİK'ten bakmıştım, bayağı bir kazananlar listesinde ilk 10'da falan yani iş bulma konusunda da uçak elektroniği. Uçak elektrik elektroniği iyidir. Türk Kurumu'nun uçak mühendisliği var. Eskişehir'de olması gerek. Valla bizim ekibimizden bir arkadaş Eskişehir'de okudu sanırım. Sen bu sorunu yazılı olarak da yaz. Ben onu da bulayım. Yine yönlendirsin seni. Ama özelden Samet hocamıza, kariyer danışmanım Instagram adresinde her türlü yardım bakarız hocam zaten. Tamam. Burak hocam şey dediniz. Yazılımcı olacaksın. İşte mesela söyle. Sen bir örneksin bak. Ahmet elektrik elektronik mühendisliği okuyorken kendini yazılımcılar olarak buldu şu an. Arkadaşlar tavsiye etmiyorum. Yapmayın. Ben zorunda kaldım biraz. Benim puanım çok aradaydı. Şehir seçmem gerekiyordu. Ama kötü bir tercih. Ama çok sabredersiniz, kasarsınız oluyor. Geçiş yapabiliyorsunuz. Hani orada ben şehri tercih ettim. Elektrik bir de kısmen yakın bölüm. Ama çok tavsiye etmiyorum. Elektrik elektronikten yazılıma geçeyim. Mesela doğrudan donanım olabilir. Edeyim. Yani gömülü sistem. Çok mantıklı. PLC'ler işte, olabilir. Doğru ama çok şey hocam. Elektrik elektronikte yazılım dersleri çok az oluyor. Çoğu konsept havada kalıyor. Kişinin kendisinin öğrenmesi gerekiyor. Evet, evet. Hani herkesin yapabileceği bir şey değil bence. Evet. Elektronik okuyup neyde uzmanlaşmak gerekiyor? Bir daha yazılım... söyle. Elektrik elektronik okuyup ben Sabancı %50 burslu da düşünmekteyim elektronik bölümüne. O yüzden soruyorum. Hiç elektronik okuduktan sonra ne üstüne uzmanlaşmak gerekir? Benim veya... şey var. Yapay zeka çok şeydi. Ben de onu istiyordum. Enerji o kadar şey değildi. Bir anda orada buldum. Yani okurken bunu anlıyorsun aslında. Aldığın dersler heyecanlandırırsa. Uçak... Ha, buyur Cedet. Uçak mühendisi isteyen arkadaşımız değil mi Faruk? Yanlış hatırlamıyorum. Oo, evet. Mesela şu var. Uçakları yapmak mı istiyorsun? Yoksa içindeki bir sistem mi ilgini çekiyor? Yoksa uçurmak mı ilgini çekiyor? Neresi ilgini çekiyor uçaklarla ilgili? Yani uçakların tamiri ve tasarımı ilgimi çekiyor. Şimdi tamir mi tasarım mı? Sıfırdan tasarlamak mı? Benim babam bakımcı olduğu için tamam. Daha çok bakıma yönelik şeyim var. Bakım tamam var. Ve bunu istiyorsun değil mi? Sadece babanın babam, mesleği olduğu için değil. Sen seviyor yok, musun? Yok, benim babam beni kendi fabrikasına götürürdü. Böyle makine tamiri yapardı. Oradan bakayım çekici uzat bakayım yavrum derdi. Ben de elimde çekişle onu uzatırdım. Sanki dünyanın en büyük başarısını yapacakmışım gibi gözlerim gururla dolardı falan. Yani o yüzden küçüklükten beri böyle elimi yağ tutmasına hoşuma gidiyor nedense. Çok güzel de bir meslek bu arada. Çok kritik bir meslek. Yani bu günde binlerce uçuş yapıyorlar ve
Hiçbir tıkırtı olmadan, hiçbir şey olmadan gidiyorlar. Yani sistemin işlemesi, hayatlar elinizde aslında. Meslekte çok önemli bir meslek. Ve böyle şey gibi bakmamak gerekiyor bu mesleklere. Aşırı eğitim gereken ve lisanslı meslekler yine bunlar. Yani uçak bakım lisansı, biliyorsun zaten diğer arkadaşlara anlatıyorum. Uçak bakım lisansı olması gerekiyor. Aynı pilot lisansı, hava trafik kontrol lisansı gibi. Şunu önerebilirim. Benim bir 4-5 ay çalıştığım bir havacılık lisesi vardı İstanbul'da ve uçak bakım mühendis bölümü vardı. Bakım için hazırlayan bir bölümdü. Benim bildiğim üniversitede zaten değil de onların bir kursu oluyor ve oradan alıyorsun o lisansı. Onu niye yapmak istemiyorsun? Mesela elektronik okuyup bir mesleğin olur bir yerde. Uçaklarla ilgili bir şey seçersin içinde ve daha sonra bakım lisansı alırsın. Çünkü zaten mühendislik mezunu olmanı istiyorlar diye biliyorum. Evet olabilir abi. Ben araştırmadım. Daha fazla araştırmam gerekiyor. Öyle yapabiliriz çünkü yani lisans için mesela pilotlukta da öyledir. Yani üniversiteye girmeye gerek yok. Onu sonradan da o eğitimle yapabilirsin, firmaya girip ve lisans alırsın. Şeye bakabilirsin. İkinci istediğinle, ikinci sevdiğinle onu meslek edin. İki alternatifli çıkmış olursun. Çok güzel olur. Haklısınız. Benim babam elektrik teknikeri. O yüzden elektroniğe ve ilgim var. Makine mühendisliğinden ayrılmış bir bölüm olduğu için uçak mühendisliği, işte makine mühendisliği, uçak mühendisliği ya da elektronik mühendisliği üçü arasında gidip gelmekteyim. Ya bak ama Tamam, burada şu çok çok güzel. ilgimi çekiyor. Yani örnek verirken baba üzerinden örnek vermek. Mesela ben de Telekom'da hastanede büyüdüm. Oradaki mesela harbiden düşünüyorum. Hastanelerde ben daha hoşuma gidiyordu. Şey diyordum. Ben işte bilim insanı olacağım. Kanseri çok hasta görüyorsun ya. Sürekli ameliyathanedesin falan böyle. Kanseri çözmek istiyorum falan. Yani aileden gelen şeyler var. Bunu inkar edemeyiz ama baba üzerinden hep örnek verme bak. Baban sana o heyecanlandırmış. Babanı bırak bir kenara. Sen ne yapmak istiyorsun abi? Sen bununla mutlu olacak mısın? Bunu düşün bak. Haklısınız, Ba ben mutlu olurum babanın buradan. bir Zaten benim kendi... babanın bir onaylamasına ihtiyacın var mı? Bunu düşün. Baban Yani sana babam bunu istediğim bölümü yapmamıştır. seçebilirsin diyor. Aha, aynen. Babam, kendi Yapmamış babam zaten. mühendis olmasına rağmen tıp istiyor benden. Yani bütün çevrem Evet. tıp, yani kuzenlerim vesaire tıp olmasına rağmen babamın onayını almam için benim tıp okumam lazım. Ama babama şey diyorum, ben tıp okumak istemediğimi belirtiyorum zaten. Benim Ya odam şu baba an bir mesleği sürü uçak severek de maketleriyle vesaire yapabilir. dolu. Tabii, yani illa etkilenerek de yapılabilir. O şey değil. Yani zorlama olmak zorunda değil. Faruk belli ki kendisi de seviyor. Ama her zaman Samet hocamın dediği çok doğru. Her zaman bir ABC planı yapmak doğrudur. Çünkü yani mesleğe atıldığınızda da öyle. Yani mesela hiçbir zaman artık böyle temel meslekte, kendi mesleği içinde çok büyük bir yerlere gelmek hem mümkün değil hem de biraz sıkıcı kalıyor. O yüzden birazcık birleştirmek de gerekiyor başka şeylerle. O yüzden de hani kendi başına diyelim ki uçak bakım yapamadın. Bir şey oldu ve alamadın o lisansı veya vardı kaybettin çünkü koşulları var. Başka bir meslek daha seni ne mutlu ederdi bunun dışında? Bu okey, bu cepte, bu birinci seçenek. İkinci seçenek ne olurdu gibi bakabilirsin ve mesleği yapan birilerine sormak her zaman. Yani gün içinde nasıl geçiyor mesleğin? Sevdiğin yanları ne, sevmediğin yanları neler? Bunları sorabilirsin diyorum. Süremiz bitmiş, o yüzden Aynen. susuyorum. Samet hocamın da ayrılması gerekiyor. Evet. Söz verdiğimiz gibi solda yazılı kanallar olacak. Cedet sen de takip et abi. Mesela Evet. atıyorum aramızda işte sağlık okuyanlar oraları cevaplayabilir. Genel sorulardan da şey yapabilirsiniz. 8 Ağustos sanırım. O zamana kadar devam ettirelim. Ben şimdi sosyal bilimlere geçiyorum. Bir yarım saat daha oradayım. Sorusu olan Tamam, varsa ya da süpersin sohbet abi. etmek isterse gelsin. Özelden sorularınız olursa şey yapalım. Samet hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Bitireyim yavaştan. Yok yok abi, sıkıntı yok. Sağ olun vallahi bu fırsatı verdiğin için ben de faydalandım. Fayda sağlayabilmişsem ne mutlu. Burada çift Güzel derli oldu. fayda oldu aslında. Senin de notları aldığını gördüm. Bence senin için de Tabii güzel olacaktır. Belki tabii. 8'inden önce son bir kez daha yaparız. Bir tık daha çok Olur duyurabilirsek olur. duyururuz. Yine bu Tabii formatı tabii. sevdiysen buradan yaparız. Güzel. Elimizden geldiği kadar duyurduk hocam. Kusura bakma ama güzel ve kaliteli sorulardı. Sayıdan Çok bağımsız güzel oldu. nitelikli insanlardı. Ben hepinize teşekkür Evet ediyorum. evet. Soru soran, Evet. yanıtlayan ekibimle yine gurur duydum. Cedet senin de ağzına sağlık dostum. Geldin burada bize yardımcı oldun. Yine özelden sorularınız olursa zaten bize de ulaşabilirsiniz ama herkes görsün istiyorsanız ve herkes faydalansın. Çok 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 özel gizli bir durum yoksa solda yazılı kanallar oluşacak. Söyleyeceğim bizim adminimize. Oradan yazarsanız herkes bunu görebilir. Belki forum açarız. Forum şeyi de var bunun. Forumdan devam ederiz tamam?
Ben de teşekkür ederim çağırdığınız için. Çok bilgilendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.